Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiye, yine empatiye hoş geldiniz. Harika bir konuğum var. Konuklarımı öve öve bitiremiyorum biliyorsunuz ama çoğu çok yakından tanıdığım, konuşmayı sevdiğim insanlar. Onlardan biri harika bir sanatçı, çok üretken birisi, yazar, şarkıcı, oyuncu. Ayşegül Aldınç ile birlikteyiz. Hoş geldin Ayşegül'cüğüm. Hoş buldum Ahmet'ciğim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Oyuncu diye en son söyledim ama önce yazarlıktan başladım. Daha az oynadığım için olabilir. Evet. Son zamanlarda ona geleceğim. Daha az oynuyorum. Ortalarda da yazıyorum işte. Evet. Malumat Fırış İnkılap'tan çıktı. Çok memnun oldum bana da geldiği için. Geç de olsa gelmiş oldu. Yani genelde bir ben erken davrandım tanıtım yapma konusunda. Bu da insanlara geç ulaştı İntikali. Ya da geç çıktı izlenimi yarattı. Evet, hata şey. Bende. Biraz fazla sevindirik olmuş olabilirim. Tabii, 2000 hakkındır. Yılında çıkmıştı çünkü. Hakkındır. Yani 23 sene sonra. Evet, Malumat Fırış'ta nelerden bahsediyorsun? Her şeyden, hayattan. Pandemi günleri başladı bu şey. Yani yoğunluklu olarak yazmak ama ben... Yıllarca köşe yazarlığı yaptım. 13 yıl köşe yazarlığı yaptım. 2 aylı gazetede. Evet. Yani 9 yaşından beri yazıyorum. Ben şiir yazıyorum, piyes yazmışım, oyun. Seviyorsun yazmayı. Ya, evet, şiir de yazmışım. Dediğim gibi 9 yaşında şiir yazmışım ama bir oyun da yazmışım bu arada. Küçücük. Tiyatro oyunu. Çocuk oyunu yazdım. Hikaye yazmış. Hikaye yazmış. Küçücük böyle. Çocuk oyunu hikayesi. Evet, sinopsis evet. gibi. Gibi evet. Güzel. Birkaç sonradan değerlendiremedik mi onu? Yok. Kimselere göstermedin çünkü. Ama okuyanın gözünde yaş bırakmamıştı diye kitabımda da yazdım. Gerçekten çok acıklıydı. Küçükken öyle acıklı şeylere çekiliyormuşuz acıklı şeyler. Demek ki. Çocukken daha cesur oluyor insan. Kesinlikle. Daha sert oluyor, daha acımasız oluyor değil çok mi? Çok doğru, çok daha kararlı oluyor. Çok daha kararlı oluyor. Yoldan erkek döndürmek olmuyor. Zor. Evet, evet. Peki ne yapıyorsun son zamanlarda? Hemen hemen her hafta sonu konserim var biliyorum. Konserler var evet. Düzenli olarak. Cuma cumartesileri. Yani o günlere denk geliyor. İstanbul dışına da çıkıyor musun? Tabii. İzmir'de, Denizli'de, Ankara'da konserler verdim. Ağırlıklı olarak burada ama çeşitli şehirlere gitmeyi düşünüyoruz tabii. Bütün bunca işin gücün Adana, arasında... Adana Mersin, onu da unuttum. Adana Mersin. Bunca gürültülü patırtılı çalışma hayatın içinde nasıl bu kadar güzel ve taze kalabiliyorsun? Teşekkür ederim. Ben bu Türkiye'nin kanaati benim değil. Teşekkür ederim böyle düşünenler için. Yani bu sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle insanlar gerçekten ikiye ayrılıyorlar. Genel geçer güzellik kavramındaki işte yani bunu benim söylemem tuhaf ama galiba bu ülkede o sınıfa giriyorum ben. Evet. Ama o konuda da o sınıfı tarif ediyorsun neredeyse. Evet. Yani evet öyle ha. Ve yani yıllarca ben buna inanamadım zaten. Aynaya baktığımda insan kendine baktığında başkaları gibi düşünmüyor ve hissetmiyor. Öyle olmasa zaten baş edemezdim. Bazen bazı insanlar çok buna kafayı taktıkları zaman biliyoruz ki güzelliği bir lanet gibi yaşıyor. Onlar da olabiliyor. Güzellik aslında bir lanet baktığında. Ama çünkü hep güzel kalmaya yönelik bir itilme içerisinde oluyorsun. Ne zararı var? İşini gücünde bırakmadığın takdirde. Hiçbir zararı yok tabii ama yani ne kadar doğayla başa çıkabilirsin ki? Bilmem ki. Sen de ben de ağaçla hayranıyız. Ya kesinlikle öyle. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum her bakımdan ama komik olmadan tabii. Tabii. Gülünç olmadan değil mi? Yani gülünç olmadan evet. Yani. Peki Ayşegül'cüğüm bizim programı baştan sona seyrettin mi hiç? Seyrettim. En son Ali ile olanı seyrettim. Ali'yi seyrettim. Bayıldım. Ben de bayıldım yani seyrederken. İkinize de zaten hayranım ama yani orada bir resital gibiydi. Ya şahaneydiniz. Nasıl anlatayım? Bayıldım. Ali çok tatlıdır evet. Çetin Özdemiroğlu ile yaptığın albümden bahsediyorum. O albümü atmışsın sen. Evet attım, çöpe attım. Barış Manço'nun Kara Sevda'yı sana yazdığı doğru mu? Dünyada, evrende, Türkiye'de Barış Manço'nun 3 şarkısını, 3 yeni şarkısını almış tek insanım ben. Ajda var mı işin içinde? Olmaz mı? Onu taklit ederdim. Hala bile sahnede onun potporisi var. Sezen de Ajda'yı taklit ettiğini söylemiştim. Çünkü gerçeklerden bahsediyoruz. Gerçeklerden bahsediyoruz ve gerçekler de acıdır. Reddettiklerimle ben bu noktadayım. Hayır, hayır, 100.000 kere hayır, inanmıyorum sana, hayır.
Şimdi bu ilk önce sana birkaç soru soruyorum Ayşegül'e. O hikayenin içine olta atmak için. Tamam. Sonra da seni yolcu ediyorum. Özneyle devam ediyorum buradaki. Vazgeçmek ne demek? Yani doğru olan vazgeçmek için son ana kadar sabredip direnmek mi mesela? Yoksa öngörülü olup başından mı vazgeçmek lazım bazen? Başından vazgeçmek ya yaşadığın şeye göre değişir ama bazı durumlarda başından vazgeçmek evet. Öyle ama mi? Ben şeyi tercih ederim yani yaşadıktan sonra şekil almayı tercih ederim. Sen biraz daha sabırlısın vazgeçme konusunda. Mı? Yani bunu bir hata olarak da ele alabiliriz. İlişkilerde vazgeçmek de hakeza öyle. Sonradan pişman da olabilirsin. Şöyle sorayım. Yani neden vazgeçtiğimize bağlı. Sence başından vazgeçenler mi daha çok aksilikle karşılaşıyor? Yani beklemedikleri bir şeyle son ana kadar bekleyen mi? Söylediğim gibi neden vazgeçildiğini bilmek lazım buna doğru cevap verebilmek için. Sanırım böyle bir hikaye var. Hikaye evet. İçerisinde cevap verebileceğim sanırım. Hikaye geç diyorsun anladım. Hı. Peki hemen geçiyorum Ayşegül'cüğüm. Ben bir şey demedim ki. Hoşçakal Ayşegül. Evet tamam. 29 Ekim 1932'de İstanbul'da dünyaya geliyorsun. Baba tarafın Balkanlardan göç etmeye zorlanmış bir aile. Baban esnaf, annen ev hanımı. Ekonomik olarak çok iyi olmayan şartlarda kıt kanaat geçinmeye çalışan çekirdek bir ailesiniz. Sen daha çok ufak yaşlardayken baban vefat ediyor. O kadar küçüksün ki ne olduğunu anlayacak yaşta değilsin. Evde bir kalabalık var, insanlar ağlıyor. O kalabalığın içerisinde gözlerin belki babanı arıyor. Herkes var, bir tek o yok. Belki daha çok küçüksün ölümle yüzleşmek için ama bana biraz içinde olduğun kalabalığı anlatabilir misin? O kalabalığı ne görüyorsun, ne hissediyorsun? Babanın taziyesine gelmiş olan o insanlara bakarken, o küçücük yaşında. Pek bir şey anladığımı sanmıyorum. Gözlerim babamı arıyor tabii. Büyük bir üzüntü dalgası var evde ama o yaşta çok anlayamıyorum. Yani fark etmiyorum içinde bulunduğum durumu. Ama daha bak, sonra anlayacağım daha sanırım. Sonra orada babanı görememekle birlikte şöyle bir şey gelişiyor olabilir mi? Bir his, bir duygu arıyor musun mesela güvende olmak gibi, güvende hissetmek ihtiyacı, güven ihtiyacı falan öyle bir şey o yaşta olur mu sence? Olur. Babamla olan ilişkim ve annemle olan ilişkim arasında bir ayrım olduğu zaman eğer babama güven duygusunu babamdan almış ve onunla şekillenmişsem kendimi ama dediğim gibi daha sonrasında anlayacağımı zannediyorum. O anda daha anlamıyorum. Ama daha sonradan eğer babacı biri olarak büyümüşsem güven duygumu kaybedebilirim hayata karşı. Gel zaman git zaman baba yokluğu, manevi yoksunluğun yanında maddi problemler de başlıyor. Bu sırada sen de ilkokul çağına geliyorsun. Zeki bir kızsın. Daha okula gitmeden okumayı yazmayı kendi kendine öğreniyorsun. Ancak ilkokul sıralarında oturmak maddi zorluklardan dolayı kimi zaman hayal oluyor senin için. İstanbul'da farklı okullarda okuduktan sonra 1946'da 14 yaşında Yalova'da bir köyün ilkokulundan nihayet mezun oluyorsun, ilkokulu bitiriyorsun. Sadece okumak istiyorsun. Bir yandan da yokluk. Annenle birlikte mücadeleye devam ediyorsunuz. Yoklukla mücadeleye devam ediyorsunuz. Artık hayatı daha iyi yorumlayacak yaştasın. Bir de kız çocuğu olduğunu düşünülürse. Tam da bu noktada sormak istiyorum. Hayatı nasıl yorumluyorsun? 14 yaşında annenle birlikte zaman zaman okuldan mahrum kalarak ancak 14 yaşında ilkokulu bitirerek buraya kadar geldin. Nasıl vaziyet? Okuma odaklıyım her şeyden önce. Okumak istiyorum. Ama babamın yokluğu içimde çok derin bir karanlık. Yalnız hissediyorum annemle birlikte hayata mücadele konusunda. Kendimi o sırada yeterli bulmuyorum. Okumanın bana bu yolda imkan kurtarıcı sağlayacağını şey ve bana destek olacağını düşünüyorum. Sence devam edebilecek misin okula? İstiyorum. Bu ancak annenin çabasıyla olacak bir şey galiba değil mi şu İstiyorum. Aşamada? İstiyorum. Maalesef annenden okumanı teşvik edecek bir destek alamıyorsun ama diğer taraftan okula gidemesen de bulduğun her kitabı, gazeteyi, dergiyi okumak için fırsat kolluyorsun. Hatta yolda yürürken dahi okumaktan sağa sola çarptığın olur. O zamanlar insanlardan en çok duyduğun söz kızım git başka yerde oku oluyor. Demek ki ayak altında da dolaşıyorsun. Okumaya olan ilgin seni sanata yönlendiriyor.
Kadıköy Devlet Konservatuarı sınavlarına girerek eğitimine devam ediyorsun. Ancak hayat şartları yine el vermiyor. Yoğun ders saatleri, eve gidiş saatlerindeki gecikmeler yüzünden annenle sürekli tartışınca okulu yine bırakmak zorunda kalıyorsun. Annenin seni desteklememesi çaresizliğe mi götürüyor seni, yoksa hırslandırıyor mu? Kabuğunu kırmak için ne yapmak lazım? Mücadeleye başladığım zaman olarak görüyorum onu. Ergenlik çünkü. Zaten. Ergenlik. Önce o sultadan kurtulmaya çalışıyorum. Hayatla mücadele etme konusunda kendime daha çok güveniyorum. Güvenmem lazım geldiğini düşünüyorum. Annenle ters düşmeye bile razı mısın? Razıyım. Razıyım. Çünkü seni okumak kurtarır, öyle düşünüyorsun. Kesinlikle. Öyle başından beri öyle düşünüyorum. Okumaya olan aşkın sanata yakın durma refleksin devam ediyor. Bir süre resimle haşır neşir olsan da sonunda yönünü oyunculuğa çevirmeyi tercih ediyorsun. Her fırsatı değerlendiriyorsun. 18 yaşındayken Muhsin Ertuğrul'un İstanbul'da kurduğu küçük sahnede oyunculuk dersleri almaya başlıyorsun. Ancak okuma aşkın hiç bitmiyor. Bir yandan resim ve oyunculukla ilgilenirken bir gün kalemi eline alıyorsun ve yazmaya başlıyorsun. Artık sanata olan merakın ve aşkının farkındalığı üst düzeyde. Sen artık ne istediğini biliyorsun. Oyunculuk dersleri de aldın. Oyuncu olmak yerine daha konforlu bir hayat gibi görünüyor. Niye seni yazmaya iten ne oldu acaba? Birbirini besleyen şeyler olduğunu düşünüyorum. Belki günün birinde yazdığım bir şeyi oynayabilirim diye düşünüyorum. Özetle böyle düşünüyorum. Farklı disiplinlere merakım var. Ve enerjin de var. Kesinlikle. Maşallah. Eline aldığın kalemi hiç bırakmıyorsun. Erken yaşta baba kaybı, eğitimde annenden destek görememen, maddi imkansızlıklara rağmen ayakta kalma çaban, karamsarlık ve çaresizlik duygunu ötelemene sebep oluyor. Yani ona izin vermiyorsun neredeyse. Mücadeleyi hiç bırakmıyorsun ve 24 yaşına geldiğinde ilk kez yazdığın bir hikayen Edebiyat Dergisi'nde yayınlanıyor. 24 yaşında. Yıllarca verdiğin önce okuma sonra da yazma mücadelesi ilk meyvesini verdi diyebiliriz. Dergide yazını görünce, yani şöyle eline alıp bakınca ne hissettin? İnanılmaz mutlu oldum. Başardığımı hissettim. Biraz açar mısın? Yani marifet iltifata tabidir. İltifat o işte. Yayınlanması. Yayınlanması, evet. Evet. Çünkü o bir yayın kurulunun şeyinden geçiyor. Okumasından geçiyor filan ve yayınlanmaya değer bunu. Çok heyecan verici bir şey herhalde. Son derece. Artık sanatı olan aşkın bu şeyle birlikte ete kemiğe bürünüyor. Hızla sanat çevresine girip çıkan ve ilgi gören birine dönüşüyorsun. Sosyal çevren bu anlamda kalabalıklaşıyor. Bir gün karşına yine senin gibi sanata ilgi duyan bir adam çıkıyor. İlk görüşte aşık oluyorsun. Çok keyifli sohbetleriniz oluyor. Aşkınız tutkulu bir ilişkiye dönüşüyor. 26 yaşında bu beyefendiyle evleniyorsun. O da yazma çizme işleriyle uğraşıyor. Kendisi iyi bir karikatürist. Ailesi de çok tanınan birisi. Sen de sanat çevresinde ilgi görüyorsun. Şimdi ünlü bir eşin ve soyadın da var. Bilinen bir soyadın da var. Bunca yıl yalnızlık, tek başına hayata karşı verdiğin mücadele. Hayatına birini almak korkutmadı mı seni? Korkutmadı. Babamdan sonra bir güven duygusu, sığınacağım bir liman. O paylaşımlarımla çoğalabileceğim bir insan. Anlayabilecek, meşgul olabilir, evet. Paylaşabilecek birisi. Üstelik sanat dünyasından, karikatürde bir sanat. Tabii. Şanslı bir evlilik gibi görünüyor değil mi? Peki aşk, aşkı tanımlayabiliyor musun? Aşk yaşadığın için mi evlilik, yani aşk yaşadığın için mi evlilik kararı aldın? Yoksa çok küçük yaşlarda baba kaybından doğan belki aidiyet duygusunu mu tamamlıyor bu evlilik? İşte biraz önce onu da söyledim ya, İşte içinde olsun. Güven duygusu barındıran ve yani başını omzuna koyabileceğin biri olması onu acayip destekleyen bir durum. Öyle hissettiriyor yani. Mutlu giden bir evliliğim var, bir de kız evladınız oluyor. Kızın bir yandan da senin çocukluğun aslında. Yaşayamadığın çocukluğu ona sunmak için hayaller kuruyorsun. Ancak çok geçmeden evliliğinizde pürüzler başlıyor. Pek anlaşamamaya başlıyorsunuz. Bir gün sessizce boşanıyorsunuz. Boşandıktan sonra ise eserlerinde artık soy ismi kullanmıyorsun. Sadece adın var. Kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak kolay yolu tercih etmiyorsun. Ünlü bir soyadını taşımaktan ziyade bütün eserlerinde ismini kullanmayı tercih ediyorsun.
kendi emeğin ve kendi gücünle eserlerini duyurmak istiyorsun. Peki ayrılık sana hüzün mü yoksa özgürlüğü mü getirdi? Ya içinde hüzün barındıran bir özgürlük ama ağırlıklı İkisi olarak özgürlük diyorsun. Duygusu. Evet. Neden? Yolunda gitmeyen bir şeyi devam ettirmek, yani kendi hayat yolunda tökezlemene neden olur. Ağırlıklı olarak bu yüzden olduğunu düşünebiliriz. Bunun. Biraz kendinden de uzaklaşmak oluyor değil mi? İstemediği bir şeyi sürdürmek. Tabiatıyla, insanı. Tabii. Kendine saygısını da zedeleyecek bir şey belki. İllaki öyle ve özgürlük duygum ağır basıyor. Özgürlük duygusu ağır basıyor. Evet, yani iyi bitmeyen bir şey belki insanda hüzün, sıkıntı yaratabilir ama bir yandan da burada ciddi bir özgürleşme var. Eserlerinde hem eski eşini hem de kendi soyadını kullanmamanın sebebi ne peki? Ne kendi soyadını kullanıyorsun ne eşinin soyadını kullanıyorsun. Sadece adını kullanıyorsun. Çok güzel bir adım var çünkü. Sabredemedin değil mi? Peki, yaklaştık ama bitireceğim şimdi. Bir kadın olarak... Hep tek başına var olmaya çabalıyorsun. Hikayelerinin baş kahramanları da senin gibi zor hayatlara sahip ve sürekli mücadele etmesi gereken kadınlar. Ayrıca yoksullukla baş etmeye çalışan insanlar ve bir yere ait olamayan göçmenler hakkında yazıyorsun sıkça. Edebiyat dünyasında okurlarınla buluşman belki de kolay yolu seçmediğin için biraz ilerleyen yaşlarda mümkün olabiliyor. En önemli eserin 1971 yılında sen 39 yaşındayken. Hayata geçiyor, yayınlanıyor. Hikayelerin bir nefeste okunuyor. Edebiyat ve okur çevresinde etkileyici bir iz bırakıyorsun. Kaleme aldığın konular o kadar gerçek ki okuyucu kendini bir anda olayın odak noktasında buluyor. Son soru, acıdan mı besleniyorsun? Hala var olma çabası içinde misin? Hala var olma çabası içerisindeyim. Acılarımı perdelemek değil ama hikayelerime yaymak da beni mutlu ediyor. Evet, çünkü gerçeklerden bahsediyoruz. Gerçeklerden bahsediyoruz. Gerçekler de acıdır yani. Tanışalım mı? Yani tanıyorsun ama. Tanıyorum. Yani karşılaşalım mı? Öyle gibi geldi, evet. Tabii ki söylenmiyor biliyorum söylemiyor ama. Söylemiyor. Sanki o gibi geldi. Peki. Efendim geliyor. O zaman sen anons et. Firuzan. Firuzan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok yeni kaybettik. Çok üzüldüm. Yani böyle kayıplar acı veriyor insana. Biraz daha tamamlayayım sonra uzun uzun Firuzan'dan da istersen konuşalım. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın usta kadın öykücüsü Firuzan. 29 Ekim 1932'de İstanbul'da doğdu. Gerçek ismi Feruze Çerçi. Hı hı. Babasını çok küçük yaşta kaybetmiş olan yazar maddi zorluklar sebebiyle okula gidemedi ve bu anlamda büyük zorluk çekti. Sadece ilkokulu bitirebildi. 1950'li yıllarda resim ve tiyatro ile ilgilendi ancak daha sonra yönünü tamamen edebiyata çevirdi. Karikatürist Turhan Selçuk'la evlendikten sonra bir süre Firuzan Selçuk imzasını kullandı. Aslı isminde bir kızları oldu ancak evliliği uzun sürmedi. Ayrılığının ardından bir daha eserlerinde soy ismini hiç kullanmadı. Firuzan soyadını kullanmama sebebini şu cümlelerle açıkladı. O ünlenmiş soyadının bana sağlama ihtimali olan kolaylıklara hiç yanaşmak istemedim. Tam da söylediğin gibi. Gerçekçi bir anlayışı benimseyen Firuzan ilk hikayelerini seçilmiş hikayeler Türk Dili Pazar Postası. Ustalık dönemi ürünlerini Dost Papyrus dergilerinde yayınladı. İlk hikaye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikaye Armağanını, ilk romanı 47'liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü kazandı. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri olan Firuzan sayısız eser bırakıp 11 Şubat 2024'te 92 yaşında yaşama veda etti. Ruhu şad olsun, nur içinde yatsın. Amin. Şahane bir karakter. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri ve ilkokul mezunu. Teknik olarak baktığın zaman. Belki birkaç üniversite bitirmiştir hayatı boyunca. Yaşadıklarıyla, çalışmasıyla, çabasıyla, her şeyiyle, emeğiyle. Ama böyle de ilkokul mezunu.
Bu hikayeyi şimdi en başından tekrar dinlemek isterdim. Yani başından, o ilkokul mezunu olduğu zamandan itibaren. Sonradan yaşında anladım zar olduğunu. Zor. Evet. 14 yaşında bitiriyor ancak. Çünkü annesinin imkanları yeterli olmadığı için sürekli okula gitmesi mümkün olmuyor. Parça parça. Peki. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Şimdi biraz da seninle sohbet edelim. Sana direkt sorularım var diğer hikayeye geçmeden önce. Hikayenin başında sormuştum, yine sorayım. Sen hiç vazgeçtin mi? Vazgeçmek bir yenilgi mi yoksa özgürlük mü? Hani şu Firuza'nın hikayesi üstüne bir daha soruyu tazelemekte fayda var. Hiç vazgeçmeyen birisi var hiç yani. Hiç vazgeçmeyen birisi var, evet. Ama evlilikten vazgeçmiş, bak. Evet, bazen vazgeçiyorsun, bazen vazgeçmiyorsun. Aslında iki tane başat kişiliğin evlenmesi de öyle çok kolay bir şey olmasa gerek. Tabii. Yani ikisi de biri çünkü. Tabii. Onun ağırlığını kaldıramamış olabilir. Neler yaşadı tabii bilemiyoruz. Evet, olabilir. Kaytar mı sorudan? Sen hiç vazgeçtin mi? Vazgeçtim tabii. Vazgeçmez olur muyum? Vazgeçtim. Sonradan pişman olup olmamaktır asıl mesele zaten. Oldun vazgeçmek mu? Falan. Olduğum da oldu, olmadığım da oldu. İnsanız. Ama o şeyle doğru orantılı. Çok uzun zaman geçtikten sonra pişman olacak bir şey, yani onun etkisi kayboluyor, evet. Uçuyor. Evet. Daha sıcakken hemen ardından olabiliyorsun pişman. Ama zaman her şeyin ilacı olduğu gibi biraz, o duygunun da ilacı. Biraz yara gibi değil mi? Yani. Tazeyken evet. Üflesen acır. Tabii. Ama her yere eninde sonunda çok doğru bir epeyce bir kapanır. Firuza'nın hikayesinde bir direniş var. Eserlerinde soyadını kullanmayarak yazarlık kariyerinde bir mücadele vermiş. Senin de buna paralel bir durumun olmuş. Atilla Özdemiroğlu ile yaptığın albümden bahsediyorum. O albümü atmışsın sen. Evet, attım, çöpe attım. Çöpe atmışsın. Atilla Bey'in tepkisi ne olmuştu? O kadar anlayışlı davrandı ki ben ondan öyle bir şey beklemiyordum. ART, hatta Atilla Radyo Televizyon diye kısaltılmış diye şey yaparlardı, latife yaparlardı. ART diye bir şey şirketin başındaydı Atilla. Ve çok önemli bestecilerden ve söz yazarlarından eserler alınmıştı. Evet, rahmetli Esin Engin düzenlemelerini yapmıştı. Ya içine giremedim. Hepsinin kayıtları var bu arada evde. Yani makara bantlarda falan var ama çıkmadı. Sen şeyi sunmadın. Evet. İçine giremedi mi? Biraz açar mısın? Bu önemli bir şey çünkü. Çünkü seyirci bilmez neden koskoca bir albüm o kadar çalışıldıktan sonra çok zahmetli bir süreç. O albümden vazgeçmek. Eklektik gibi geldi bana. Aslında bütün albümler biraz eklektiktir. Bir bütünlüğü mü yoktu? Bir bütünlüğü yoktu. Ama bir sürü albüm öyledir zaten. Benim de bütün albümlerimin bir bütünlüğü olduğu söylenemez. Çünkü kendi üretmeyen bir insan... Ki bazı şarkı beste sözlerim var. Yani. Beste üretmeyen ağırlıklı olarak bir insan başkalarından yararlanıyor bu anlamda. Başkalarıyla iş ve gönül birliği yapıyor. Böyle olduğu zaman bir bütünlükten tabii ki söz edemiyoruz. 90'lı yıllardaki kendi albümünü kendi yaratmayan sanatçılara baktığımızda bu eklektik olma hali zaten söz konusu ama... Dönem de biraz öyle bir dönem daha ama. Bir nasıl... 90'lar biraz da öyle bir ruh değil öyle mi? Öyle bir ruhtu, bir evet. Şey, yani şey... besteciden yani kendi şarkılarına, Ozan'dan çok şarkıcı vardı. Ozanlar daha çok şarkıcılara hizmet ederlerdi. Sonradan kendi şarkısını yazan ve söyleyen arkadaşlarımız daha ön plana çıktı. İyi ki de öyle oldu. Sinemada da öyledir, kendi yazıp kendi yönetenler. Değil mi? Biraz yani evet. Bu hepsinde başarılı olma ihtimali. Bazılarının sesleri gerçekten yeterli olmuyordu. Bazılarının yani, da bestesi yeterli. Şarkıcılara olmuyor. İhtiyaçları sözü, vardı. Evet. Onun için şarkıcılık önemli bir iş zaten. Tabii ki ama işte o albümde olmayan bir şey vardı. Tam olarak adını koyamıyorum ama sinmedi ne cesaret içine. Değil mi? Daha o zaman kaç sene öncesinden söz ediyoruz. Valla biraz bir karizmatik bir şey açık söyleyeyim. Yani ben buradan etkilendim. Bakınca öyle geliyor. Aslında son derece cesur bir şey. Giden emek benim emeğim olmadığı için karizmatik mi geliyor yani? Öyle mi diyor? Nasıl? Giden emek senin olmayınca daha rahat söylüyorsun. Bu senin olduğu için. Yani ben ama öyle söylüyorum ayıp da. Da bir şey. Onca emek. Ve Atilla hiçbir şey demedi. Beni mahkemeye verebilirdi. Vermedi. Olgunlukla kal. Zaten çok inanılmaz bir karakter değil mi? Çok Atilla yani Özdemir. O kadar şanslıyım ki ben hayatımda müzikal yolculuğumda olsun, işte oyunculuğumda daha çok müzikal yolculuğumda karşıma o kadar şahane insanlar çıktı ki. Ne kadar mutluluk verici bir şey düşünüyorum.
inanılmaz anılar, inanılmaz güzel destekler. Gerçekten çok şanslıyım ben. Dünyanın en güzel dilek cümlelerinden biri, Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. İşte benim öyle şarkım senin var ya, Sezen Aksu'nun daha doğrusu. Tanrı iyi insanlar çıkarsın karşımıza diye o kız. Evet. O kızın şeyi. Peki Ayşegül, yaşadıkların, anıların filan ürettiğin disiplinleri etkiliyor mu yazmada, şarkıda filan? Yani yaşadıklarını, anılarını mı daha çok seni motive eden onlar mı oluyor? Kaynak olarak, hı-hı, söylüyorum. Yoksa hayal gücümün eriştiği her şey her yer olabilir gibi bir şey. Hepsi birbirinden bu anlamda destek alıyordur herhalde. Ben onu analitik bir biçimde düşünüp şu anda yani tatmin edici bir cevap veremeyebilirim. Akışta olduğu zaman, yani ben mesela bu kitabı da zihinsel akış yoluyla, akış tekniği diye bir teknik varsa eğer, o bilmeden, bilinç çalışmadan akışı. Bu bilinç, evet, akışı. Bilmeden o bilinç akışı desteğiyle, evet, yazdım. Yazdım, her şeyi öyle yazıyorum zaten. Taşıyor ve bunu taşıyor, kaydediyorsun. Evet. Mesela ne kadar çok isterdim ki bunun bir kısmı bir aralar yazdığım şarkı sözlerini besteye dönüştürmekte işe yarasın. Ne kadar çok isterdim bunu. Belki Allah'ım, onun da ne zamanı gelecek. Bilmiyorum, belki bir gökten vahiy iner, bir şey olur. Birden böyle bir sabah bir kalkarım, beste yapabiliyorum. Bence yani daha uzun yıllar çalışacaksın, çok üretken ve çalışkansın. Dilerim öyle. Bunlar olur, belki bekliyordur seni. Yapmadım değil, hayatımda bir kere bir şeyi bestelemeye kalktım. Abi baktım belalımı bestelemişim tekrar. Evet, kesinlikle. Bu daha önce bestelendi mi dedin? Evet, belalım bu dedim. Peki bu yazma işine bir de şuradan bakalım. Sen tabii gazeteci bir babanın kızısın. Acaba öyle bir genetik hafıza, bir aktarım da var mı yazma konusuyla ben ilgili? Ben buna çünkü inanıyorum. Evet. İnanıyorum çünkü babamın yazılarına benziyor bazı yazılarım. Babam spor yazarıydı ama çok lezzet koyar, baharatlar katardı yazısının içine. Aslında zaten baktığında ne yazdığından öte nasıl yazdığın. Hayır, futbol baktığında son derece işte en formatif bir şey. Formatif bir şey, evet. Ama o çok acayip yazardı. Biraz İslam Cüpi gibi. Evet. Zengindir benzetirlerdi yani. Evet. Ben de öyleyim. Yani herhangi bir şeyi herhangi biri gibi değil, biraz daha farklı yazabiliyorum. Tamam. Zaten buna yazar deniyor. Yani estağfurullah, daha öyle hissetmiyorum tabii ama önce yazmak mı var? Önce yazmak mı vardı, müzik mi vardı? Yazmak vardı. Yazmak vardı. 9 yaşında. Müziğe nasıl girdin? Yani müzik hayatına daha doğrusu nasıl girdi? Nereden başladı? Nasıl devam ediyor? Küçükken her şey olmak istiyordum. Yani hepsini bir arada. Ne mutlu ki yani hala da olmaya çalışıyorum ayrı. Yeteneğim varmış olmak istediklerime. Ne mutlu ki. Oyuncu olmak istiyordum. Annem beni sinemalara götürürdü. Özellikle de doktora götürmeden, doktora gittikten sonra söz alırdım. Böyle iki film arka arkaya olurdu. Doktora gitme koşulu iki film, evet, arka arkaya, evet, seyretme. Evet, evet. Yoksa Davutpaşa Ortaokulu'nda öğretmendi annem. Biz de Fındıkzade'de oturuyorduk. Orada Nilgül sineması vardı Fındıkzade'de. Oraya götürürdü annem beni. Çok hoş. Böyle büyülenmiş gibi seyrederdim ve oradaki oyuncunun yüzü eve gittiğimde benim yüzüm olurdu. Kendimi öyle hissederdim falan. Oyuncu olmaya da o zaman karar verdim. Sonra da şarkıcı olmaya karar verdim. Gayretlerimiz sürüyor. Maşallah. Barış Manço'nun Kara Sevda'yı sana yazdığı doğru mu? Yani benim için değil, yani yazdığı şeyi bana verdi tabii. Yani onun o Kara Sevdası'nın benimle alakası yok. Yok, Kara Sevdası sen misin gibi bir soru sormuyorum canım. Ne haddimize. Hayır, aman estağfurullah. Ama Kara Sevda'yı senin için yazdı. Benim senin için söylemen yazdı. İçin yanlış yazdı. Anlaşılmasın diye inanılmaz bir özen gösterdim açmaya. Pardon. Şarkının hikayesini anlatır mısın biraz? Tabii. Ben çok cesurdum eskiden Ahmet. Gerçekten çok cesurdum. Nasıl yani? Büyüdükçe o cesaret törpülenmeye başladı. Bayağı böyle kapıyı çalar, girerdim, ben geldim, senden şarkı istiyorum diye. Ama gençlikte deli cesareti şarttır. O çok acayip. Niye büyüyünce biz böyle oluyoruz? Uslanıyoruz. İyi bir şey yani, değil herhalde. Hiç iyi bir şey değil uslanmak. Hiç hem de yani. O da severmiş beni. Lale inanılmaz bir kadın ve hala en iyi dostlarımdan biri. Mesafe olarak uzağız ama çok bağlıyız birbirimize. Dünyada, evrende, Türkiye'de
Barış Manço'nun 3 şarkısını, 3 yeni şarkısını almış tek insanım ben. Diğer ikisi? Al Beni ve Hayır. Al Beni de çok güzel. Öbürü? Hayır. Hayır. Hayır ve Kara Sevda ilk albümümde vardı. Hayır'ı bir mırıldansana, hatırlayamadım Hayır'ı. Hayır, 100.000 kere hayır. Aha, tamam, inanmıyorum sana. Hayır. Şarkıyı hatırlıyorum zaten. Yalan söyledim, biraz mırıldandım. Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için. Hayır'la Kara Sevda ilk albümüm, Al Beni ikinci albümümde. Yani gerçekten çok şanslıyım bu anlamda. 3 tane şarkısını söyleyen tek insanım. Al Beni de çok, çok acayipti. Peki, Firuzan her şeye rağmen yazmakta ısrar etmiş. Yani müthiş bir ısrar. Sen de hayallerinde ısrarcı mısın? Mesela hayallerine kavuştuğunu bugün itibariyle söyleyebilir misin? Memnun musun kendinden? Memnunum. Gerçekten memnunum. Dün bir röportaj yaptım. Orada da böyle bir soru sorulmadı ama sorulan sorular benim hep kendimden memnun olduğum noktada kendimi tekrar gözlemlememe neden oldu. Yani demek ki çalmadan oynayamıyormuşum ben. Demek ki bana sorulması gerekiyormuş. Bu yaşımda benim tekrar kendimi keşfedebilmem ve anlayabilmem için. Yani oturduğum yerde ben hep ileriye bakıyorum, anı yaşamaya çalışıyorum. Ama geçmişle şimdi arasındaki Ayşegül'ü düşünme, analiz etme, yani böyle bir gerek duymuyorum. Ancak sorulduğu zaman kendimi dinlerken fark ediyorum, evet. Yani memnunum vallahi. Güzele sorarlar. Yani güzellik başa bela. Aşkın tanımı nedir sence? Çünkü herkese göre başka bir tanımı oluyor. Herkes farklı bir biçimde yorumlayabiliyor. Çok da haksız değiller. Çok muğlak bir şey çünkü diye. Aşk kadını falan diyorlar. Ben tam ne olduğunu bilmiyorum ama. Ben de sevmiyorum. O aşk kadını ne demek? Ali'nin verdiği cevaptan çok etkilenmiştim. O cevabı vereceğim sana. Tariflerle ilgilenmiyorum dedi. Evet. Aslında ne kadar güzel bir cevap baktığında. Güzel bir kaytarılan bir cümle yani. Bir kaytarma cümlesi. Biz ilgileniyoruz seni efendim. Seni azade yani. Kılıyor. Çok acayip bir şey. Biz ilgileniyoruz yani tariflerle mecbur. Yani özellikle de aşkı tanımlamak, ne olur yanlış anlama, sorduğun soruyla ilgisi yok. Böyle anket defterlerini de sorarlardı eskiden. Aynen, sen hiç anket defteri cevapladın tabii mı? Canım. Tabii. İlişkinin. Ortaokul, lise hep biz anket defteri doldurduk yani. İlişkinin en şey yoluydu, birbirine ulaşım. Da garanti yoluydu. Yani hakkında ne düşündüğünü öğrenirdim falan filan. Yani aşkı tarif etmek, yani yüzyıllardır o kadar çok tarif edilmiş, şarkılar söylenmiş, romanlar yazılmış. Herkes kendi en son yaşadığını belki tarif eder, bilemiyorum ki. Yani? Yanisi olmaz, o da seyrediyordur programı. Birilerini havaya sokmayalım. Havaya sokmayalım. Tamam, bu çok mücbir bir sebep. Hemen geçiyorum. Sebep, peki evet. Tamam. Peki kolay reddedebilen birisi misin insanları? Mesela hayır diyebilmek ne demek senin için? Zamanla öğrendim hayır demeyi. Eskiden ayıp olmasıncıydım daha çok ama bana ayıp oluyordu. Ben şey diye düşünüyorum Ayşegül, katılır mısın? Çocuklarımıza, özellikle de kız çocuklarımıza önce hayır demeyi öğretmemiz lazım. O kadar doğru ki. Öğrettin mi sen? Öğrettim. Kızım öyle bir hayır der ki yer gök sallanır, bir daha soramazsın. Şahane. İyi bir şey değil mi? Çok. Doğru bu yani. Küçükken kızımın öyle yetiştirilmemişim. Kızımın dünyasını karartmadım yani. O kadar doğru ki. Yani bir kızım olsaydı, bir çocuğum olsaydı, kız ya da erkek hiç fark etmez. Böyle yetiştirmeye çalışırdım gibi geliyor. Sence insanı reddettikleri mi büyütür? Ben bazen kendimi şöyle tarif ediyorum. Bir arkadaşımla bir gün konuşuyorduk. Sonra o bana bunu çok sık hatırlattı. Yani dedi ki sen yani eskimeyen böyle zamansız bir yolculuğun var senin dedi. Eskimiyorsun dedi. Evet, hala öyle. Varsın dedi. Dedim ki reddettiklerimle ben bu noktadayım demiştim galiba ona. İşte tam da bu. Hayır demeyi bilmek de bu zaten. Evet. Evet, arkadaşının düşüncesine ben de katılıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, sen hatırlanan değil, sürekli bildiğimiz, dikkatimizde olan birisin. Seni zaman zaman hatırlamıyoruz. Ne güzel, hep ne biliyoruz mutlu. Ne yapıyor, ne ediyor. Gözümüz değdiği anda gözümüz orada kalıyor. Bakıyoruz şimdi neyle uğraşıyor, ne yapıyor diye. Arkadaşına katılıyorum. Nazan Öncel'in şarkısı Beni Hatırla hakkında şöyle bir yorumun var. Ben olsam bu şarkıyı bana vermez, kendime saklardım demişsin. Hala aynı fikir demişsin. Aynı fikirdeyim tabii. Çok şahane söyledin çünkü o şarkı. Çok teşekkür ederim ama yani. Klibi de çok güzel. Çok cömert ayrıca. Değil mi? Ne kadar cömertler. Sezen olsun, Nazan olsun.
Yani Sezen de öyle şarkılar verdi ki yani. Sezen Aksu. Ama sormadan pişman olmuş. Sormadan, sonradan pişman olmuş. Sonradan pişman olmuş. Bir harf için birbirimizi kırmayalım. Sonradan, sormadan pişman olmuş. Ben keşke bunu vermeseydim demiş. Bana söyledi bunu. Olabilir ama onda da bir tatlılık var tatlılık içinde söylüyor. Var tabii olmaz. Herhalde. O kadar cömert ve gönülleri açık ki yani. Çünkü Sezen Aksu da başta olmak üzere bunlar çok üretken, iki adımda bir hit yakalayan besteciler, yaratıcılar çok müthiş bir şey. Sezen Aksu'nun yüzlerce hiti var. Evet. Yüzlerce. İnanılır gibi değil. Hayatın iki şarkıyla. Bu nasıl bir akış, nasıl bir devamlılık, evet, akış, devamlılık mi? Evet. Ha. Çok acayip. Bitmiyor yani. Deliler muhtemelen. Muhtemelen değil yani. Tabii deliler. Ki deliler yani. Deliler, evet. Kalbinin karardığı zamanlar oldu mu hayatında? Zaman zaman olmuştur tabii. Ama ben yani ışığa bakmayı tercih ettim. Karamsarlığa teslim olan biri değilsin. İşte değilim. Yani eğer öyle olsaydı şu anda işte zaten bu gücü bulamazdım. Yani bu masada oturamazdım. Bir sürü şey yapamazdım. Belki bir kenara çekilmiş yani, sessizce. Evet öyle bir şey olabilirdi. Ama sana göre bir şey değil, değil mi? Yok, bana göre değil. Vallahi çok da yakışmazdı bence. Böyle bence çok şahane. Hayatın boyunca yalnızlığı seçen biri olduğunu söylüyorsun röportajlarında. Yalnız bırakılmaktan çekindiğin oldu mu hiç? Yalnız, tabii ki oldu. Allah'tan terk edilmedim. Yani şey, anlaşarak ayrıldık, öyle söyleyeyim. Şiddetli geçimsizlik vardır ya, öyle kalıplar. Anlaşarak ayrıldım. Hukuk dili. Nasıl? Hukuk dili. Ha, hukuk dili. Soğuk, öyle olması soğuk. Gerekir. Soğuk soğuk. Tabii araba da park edildiği yerde biri vurur falan zaten. Böyle kalıplar vardır bilirsin. Bunlardan azade bir hayat düşünemiyoruz, gördüğün gibi. Evet. Yani terk edilirsen o kötü. O duygu kötü. Ama o da aşılmayacak bir şey değil. Ama ayrılık neresinden bakarsan bak, iki tarafı da şey yapan. Nasıl baş ediyorsun öyle durumlarla? Yakan bir şey. Nasıl atlatıyorsun? İşe güce mi kendini vurursun, ne yaparsın? O sıra iş güç varsa evden evet. Evden çıkmayıp kanepede bir ay yatar. Hayır hayır, öyle bunalımlara şey olmadım, gark olmadım hiç, yok. Yani daha dışarılık oluyorsun ama en tehlikelisi yara bandı aramak. Bunu yapmadım. Evet. Her yara çünkü yara bandıyla. Yani evet, o yara bandlarına ayıp oluyor, günah oluyor daha doğrusu. Küçük ilişkiler mi demek istiyorsun yara yani, bandı evet, derken? Evet, evet, onu demek. Yani unutmak çok için. Çok ince elenmiş, sık dokunmamış ilişkiler kesinlikle yaşamak. Kesinlikle, çok doğru ama yani öylesi yok. Ama peki, benden ayrılanlar yaptı bunu. Peki biraz babandan bahsedelim mi? Tabii ki. Memnuniyetle. Erken kaybettin ama bir ilişkiniz nasıldı? Her şeyi gayet iyi hatırlıyor musun? Babamla olan ilişkim benim biraz şey gibiydi. Babam Osmanlı kafasına sahip baba biriydi. Yani. Baba, tam babaydı ve uyurken falan severmiş. Öyle bizim böyle kucak kucağı falan bir ilişkimiz hiç olmadı. Kuşağın öyle bir sorunu var. Bu kuş, evet. Bu benim, benim kuşağım. Benim de öyle. Senin de öyle. Evet. Öyle. Böyle bir sorunumuz var maalesef. O anlamda daha mesafeli bir ilişkimiz vardı. Ha, Ali evet. Ali de böyle anlatmıştı, hatırlıyor musun? Babası uyurken severmiş. Evet, falan. Evet. Ve son, o bak, o çok sonraki bir kuşak, o nasıl oluyor? Demek ki sadece kuşaklara dayandırmamak oluyor. Lazım. Çok şimdi yeni kuşaklarda yok. Yok. Yani belki benim kızım da açık söyleyeyim öyle bir şey görmedi. Kucak kucağa, yanak yana her zaman. Ama birkaç kuşak böyle yaşadı yakın zamana kadar, haklısın. Öyle babaydı ama çok şeydi, kılavuzdu bana. Yani hayatta birçok şey, yani babam gibi olmak isterdim. İşte bu yazmalar falan hep oradan, yani genetik mi falan bunları bilmiyorum. Sadece özenmekle de olacak bir şey değil, onu da biliyorum. Yani. Yok, sadece tabii canım, özenmekle olacak. Bir kere olur o. Ha, bir kere olur. Yani, sen zaten yıllarca gazetelerde yazdık. Olmaz, yazamazsın. Evet. Annem de çok özlüyor ama yapacak bir şey yok, takdiri ilahi. Sen tek çocuksun. Tek çocuk olmanın hem avantajları hem çok ağır dezavantajları vardır. Sen daha çok hangisini yaşadın? Zaman zaman avantajları yaşadım, zaman zaman dezavantajlarını yaşadım. Küçükken dezavantajlarını yaşadım. Biraz daha büyüdükten sonra daha rahat bir durum olduğunu fark ettim tek çocuk olmanın. Ama bakıyorum da şimdi mesela
bir kardeşim, bir ablam, abim olsaydı. Abla, abi çok yaşlı olurdu. Kardeşim olsaydı iyi olurdu. Bir dayanışmadır neticede. Yani evet. Benim de ablam var, çok iyi geliyor bana zaman zaman. Ne güzel, zaman. Ne mutlu. Beni yokluyor falan. Allah uzun ömürler versin hepimize. Ha. Çok haylaz, afacan bir çocuk olduğun için seni yatılı okula vermişler ama annen senden hiç elini çekmemiş. Okuduğun okula etüt öğretmeni olarak gelmiş. Geldi. O dönemi detaylı anlatır mısın? Çok acayip. Neler hatırlıyorsun? Kandilli Kız Lisesi'nde orta 1'i okudum ben. Sonra Davutpaşa'da orta 2'yi, Feriköy'de orta 3. Çünkü annem, hayır annemin gittiği okullarda ya okudum. Hiçbir yeri sığamadığın için. Hayır, annem tayin oldu. Tamam. Feriköy'e. Yanına yani Kandilli'deyken annem Davutpaşa'daydı. Sonra o kadar özledim ki annemi. Yani ben annemden hiç ayrı yaşayabilecek bir performans sergileyemedim maalesef. Annem etüt hocalığı uydurup yanıma geldi. Böyle taş bir mermer bir şeyi vardır Kandilli Kız Lisesi'nin salonu. Orada odalar vardı, odacıklar. Ben hatta ranzanın altında yatardım. Annem düşersin diye yukarıda yatmamı yasakladı. Yani alt ranzada yatardım. Alt ranzanın altında yatardım. Ranzanın altında deyince de yatağın altında yatıyor. Ranzanın altında deyince Allah'ın taşla mı yattı bu kız diye düşündüm. Çok saçma oldu, evet. Ondan sonra ve gece annemin koyununa girerdim ben. Böyle ayağımın ucuna basa basa o taş mermer. Etüt öğretmeni olduğu için o da kalıyor. Bazı evet, geceler evet, herhalde bazı geceler, kalıyor. Haftada mi? Bir gün mü ne? Annemin koyununa girerdim ve sabah yine parmaklarım ucuna basa basa. Kimseler görmeden. Evet, kimseler görmeden yatağıma girer yatardım falan. Böyle şeyler var. Hala birlikte yaşıyorsunuz. Hala birlikte yaşıyoruz evet yani. İyi arkadaşlık mı bu? Çok iyi arkadaşsınız. Yani kesinlikle öyle. Çok acayip bir şey bu. Annesine çok düşkünlük şeyinde... Ne derler, bir öyle bir hikayeler varsa ben de o hikayelerin bir kahramanıyım. Hı. Yani vardır ya hani kimisi babasına daha çok düşkündür kimisi. Ben anneme daha çok düşkündüm. Peki bir şey söyleyeceğim. Senin sokakta oğlan çocuklarıyla top oynayıp durduğunu babanın da sana zaman zaman oğlum dediği doğru mu? Doğru evet. Çünkü babam benim erkek olmamı istermiş. İstemiş. Oğlan çocuk istermiş. Hı. Oğlum deyip duruyordu. Ama çok fazla kadın oldum galiba. Yani bütün Türkiye'nin ittifakla kanun ettiği bir sonuca tekabül etti. Bu biraz fazla gelinmiş üstüme gibi düşünüyorum. Peki. Yani yansımam öyle. Hani fazla kadın falan değilim. Yansımam öyle. Evet, tamam. Yani sen bir sahne sanatçısın aynı zamanda. Evet. Bu işinin bir gereği her zaman cinsilatif olmak diyelim. Evet. Değil mi? Annen seni gazinolara, matinelere götürürmüş. Evet. Sen de o dönemde bir gün ben de burada olacak mıyım hayalleri kuruyormuşsun. Evet. Nasıl başladı şarkıcı olma serüveni? Böyle neonlar diye bağırıyordu. Ajda var mı işin içinde? Olmaz mı? Onun yüzünden. Yani onun çoğumuzun yüzünden. Altında o var. O var evet. Biraz tabii, anlat bize bunu. Tabii. Onun şarkılarını çok dinlerdim. Onu taklit ederdim. Hala bile sahnede onun potporisi var. O da o sırayla söylüyor ama çok enteresan. Ben yıllarca önce yaptırdım o potporiyi. Enteresan. Demek müzikal anlamda doğru hissetmişim. Evet, evet. Ben çünkü o sıralamayı yapmıştım. O bir duygu sıralamasıdır değil mi? Yani aynı? Evet. Devamlılığıdır yani, aynı zamanda. Doğru sıralamışım demek ki. Onun gibi söylüyorum bazı şarkıları. Yani söylerken de sanki onu taklit ediyorum falan. Bu benim çok hoşuma gidiyor ama. Çok mutlu oluyorum. Onun şarkılarını başkaları söylememeli gibi geliyor. Öyle mi? Evet. Çünkü onun gibi kimse söyleyemiyor. Söylenecekse o taklit edilerek kendi söylenmeli. Gibi, o zaman söylenmemeli. Sahne başka bir şey ama. Yani bir albümde falan çok lüzumsuz. Anlamda değil. O kadar güzel düzenlemeler yapılmış. O kadar iyi söylenmiş ki Ajda Türkiye'nin en iyi şarkıcılarının en başında gelir. Yani Sezen ve diğer sevgili dostlarımız, arkadaşlarımız daha sonra. Sezen de Ajda'yı taklit ettiğini söylemişti gençliğinde. Evet. O daha çok bir, daha komple bir şey. O büyük bir idoldü. Şey. Hala öyle. O yüzden onun ardından gittik yani çok. Doğru. Peki. Günlük tutuyor musun? Evet tutuyorum. Çünkü yazan insanlar genelde bu eskiden şey, var böyle bir sürü günlüklerim var. Yılmaz Erdoğan dünlük diyor ona. Dünlük, evet.
Güzel bir çok isim, güzel, değil mi? Evet. Ben Ayşe Günlük diye bir Ayşe şey yazayım Günlük de dedim. Çok güzelmiş. Ben böyle durmadan kitap isimleri geliyor benim aklıma ve onları not ediyorum. Peki Ajda Pekkan ve Filiz Akın defterlerim varmış. Vardı, evet. Evet. Neler Ajda yazıyordun hala bu defterde? Filiz Akın kayıp. Kaybettim. Ajda hala var. Kaybettim. Oradan oraya taşınmışız. Oradan oraya ne taşınmışız. Ne yazıyordun? Onlar hakkında bir şeyler mi yazıyordun? Yok, resimlerini yapıştırdım. Ha, resim yapıştırma. Hala duruyor evde. Ben o zamana yetiştim. Kız arkadaşların okulda resim yapıştırdıkları defterler olurdu. Erkeklerde falan de futbol. Futbol. Futbolcular. Bir de kartlar martlar yok, var. Yok yok, şey artist yapıştırdım. Defterleri vardı yani. Bazen futbolcu keser defterleri keser yapıştırır. Olurdu. Evet, bende yoktu. Sonra resimleri yapıştırılan biri oluyorsun ama ne acayip. Tabii. Değil mi hayat? Ne güzel değil mi? Çok acayip, çok güzel. Çok acayip ve güzel. Fazla güzel. Evet, fazla güzel. Peki notlar da alıyor muydun o resimlerin arasına acaba? Yok, fotoğrafların hayır, arasında. Almıyordum. Yani hani yazmayla ayrıydı. Bir şeyi var mı acaba? Günlük ayrıydı, almıyordum. Ama bir defter... Alınabilirmiş, güzel olurmuş. Bir defter şeyi var belli ki yani. Defter var, var. Geçmişi çok çok var. Fazla defterlerim var öyle. 1976 yılında ailenden gizli amatör sesler yarışmasına katılıyorsun. Evet. Baban da seni televizyonda görüyor. Evet. Ondan sonra seni desteklemeye karar veriyor. Evet. Tatlardan. Böyle gözlerini şey yapmış, böyle bakmış. Güzel söylüyormuş demiş. Ha, bravo falan demiş. Soğukkanlı bir tutum. Son derece. Hop oturup hop kalkması da beklenebilirdi yani. Kesinlikle. Evet. Ben hiç beklemiyordum bu tepkiyi. Çok mutlu oldum tabii bunu sonradan. Nasıl gittin onu. Buldun o yarışmayı? Vallahi ben bayağı oraya buraya saldıran biriydim işte. Zamanla o tarafın törpüleniyor. Demlik gibi oturuyorsun. Bir süre öyle oturdum ben. Biraz da başarıdan da olur o. Ha, arada vazgeçiyorum. Bir 10 yıllık bir şeyim vardır. Bırakma sürem var benim. Geleceğim oraya. Hadi şimdi soralım. Niye 10 yıl ara verdin müziğe? Canım istemedi. O sıra bir ilişkim vardı. Onu yaşamak istedim. Yani hepsi bir arada yani şey gibi hani eve kapatılmış gibi falan mı geldi? Fantastik öyle mi tınladı sana? Hayır. Öyle bir hayır, şey öyle yok. Öyle tınlamadı ama. Öyle bir şey yok çünkü hep sana da aşığı insanlar girdi hayatıma. 10 sene uzun süre Ayşegül. Yani çok süper bir çok ilişki olduğunu. Şey bir de şu da var. Hmm. Düşündürtüyor insanı. Biraz şişmanlamıştım da. Kendimi göstermek istemedim galiba. Haydi. Ya o bir tane o imaj var ya, o hep imaj yani o çok zor. Belalı hani Ajda'yı hep o. Eleştirirler ya işte kendine çok şey yapıyor, estetik bilmem ne falan. O kadar doğru bir yöntem ki baktığın zaman 10 yaşında onun gibi oluyorsan ona bir tek kelime söylemek gibi bir hakkın olamıyor. Ha öyle olursan 10 yaşında orası yani bir şeyler şey yapabilirsin. Onun kadar olmadan önce... Yani o mümkün değil. O yüzden... O 10 yıl? O 10 yıl kayıp bir 10 yıl. Onun üzerine işte Sezen o kız şarkısını verdi. Nihat fotoğrafları çekti. Ben zayıfladım, fıstık gibi oldum. Öyle hep bekleriz bir şeyleri. Bir Ayşegül, erteleriz iyi, bazen. İyi ilişki kilo mu yapıyor biraz? Kesinlikle. Yiyip içip yatıyorsun şahane bir şekilde. Bu. Biraz da bu Erol Evgin aşkından bahsedelim. Ha küçükken Erol Evgin'e aşıktım. Evet. Çocukluğunda duyduğun... Evet. Ama büyüyünce hepimiz aynı yaşta oluyoruz. Hani kendisine ben küçükken diyorum. Herhalde ahbabındır. Kocaman kadın küçükken nasıl falan diyebilirler. Sonra büyüyünce hepimiz aynı yaşta oluyoruz. Evet doğru. Şimdi ahbabın değil mi Erol Evgin? Aa, tabii çok sevgili. Bahsettin mi küçükken sana aşıktım? Tabii diye. Ki. O alışkın ama zaten. Kaç neslin ona aşık olmasına alışkın. Yani önce küçükler, sonra anneler, sonra anneanneler, babaanneler falan diye anlatıyor. Şey, o Foxy gülüşüyle karşıladı herhalde onu değil mi? Çok tatlısın. Çok tatlı bir adam. Evet. Hı. O da çok acayip bak. O da erkek acayip. Zamansız. Zamansız. Tabii. Evet doğru, haklısın. Zamansız olmak zaten önemli. Evet, sen de öylesin. Diyorlar, evet. Zamanın üstünde, dışında bir şey. Eurovision'a gidişin nasıl oldu? Modern Folk üçlüsüyle yaptığın o yolculuk bizi çok heyecanlandırmış. Ben çok iyi hatırlıyorum finalleri falan seyretmiştim. Nasıl başladı o süre? Sonra ne oldu? Başka televizyon yoktu ki seyretmek zorundaydınız zaten. Evet doğru. TRT? Bir de Eurovision o zaman çok acayip, muazzam bir şeydi. Çok muazzamdı. Popüler bir işti. Bütün Türkiye'nin seni seyretmiş olmasından evet. Daha büyüleyici ne olabilir? Ne olabilir doğru. Şey. Gerçek şöhret. Gerçek şöhret böyle evet. Bir şey işte. Eurovizyonları deli gibi seyrederdim ve ben bir gün orada olacağım derdim. O çok garip bir şey bu. Bir şeye küçükken
şerh koymadan odaklandığın her ne varsa onu yapabiliyorsun sonra. O kadar çok orada olmak istedim ki ve bu oldu. Elemelere katıldım. Kendi adıma yarışırken Modern Folk Üçlüsü'nün dikkatini çekti bu. Biz senin şarkında sana eşlik edelim, vokal yapalım. Sen de bizim şarkımızla bize eşlik et dediler. Toplam kaç yarışmacı vardı hatırlamıyorum. 8-9 tane falan galiba. İki kere şansımız oldu. Birinci ve üçüncü olduk. Ondan sonra... İkinci kimdi hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum galiba ya. Hatırlamıyoruz. Niye hatırlamıyorum? Aa. Füsun mu oldu acaba Bigudi'yle? Füsun'u ne aldın? Olabilir. Onun da çok Kayağı güzel bir şarkısı. Olmaz. Yok, Kayahan elenmişti, çok acayip değil mi? Beraber müthiş bir şeyiniz var. Geçenlerde izledim. Sen tabii ki çoğu zaman olduğu gibi siyah seviyorsun. Siyah kıyafetin evet, var. Siyah, siyah da... giyme dediler. Çok iyi etmişler değil mi? Dedim ki çerçeve olur. Bari şey yapayım dedim. Onun da üstünde pembe bir ceketle beyaz pantolon vardı altında. Kalabalık bir şekilde söylüyorsunuz. Pembe küçük dudağım söyledi şarkımızı. Ankara rüzgarı. Onun için mi pembe giymiş acaba? Belki bak, de. Enteresan. Belki de. Evet, ben de ama o sıra Samime Sanay gibiyim yani. Onun böyleydi ya saçları. Evet. Tabii o Türk sanat müziği söylüyordu. Hayır yani mesela, evet daha bir astrolist havam varmış ve hani kendimden biraz daha büyütmüşüm o zaman. Ben evet. Şöyle biraz. Böyle taşlı küpeler falan. Evet evet. Peki Eurovizyon'dan mutlu olmuş muydun? Eurovizyon beni acayip heyecanlandırdı ve çok mutlu etti ve ne tuhaf ki normal şartlardan hani buraya gelirken bile şimdi empatik olmak falan iyi, hoş yani olabilirim tabii ama ya olamazsam. Ahmet de benim arkadaşım ama yani iyi mi ettim acaba, kötü mü ettim falan diye binlerce soru kafamda şey yaparken dolanırken orada kahramanlar gibi. Hiç yani heyecan meyecan hiç sıfır, böyle bir şey nasıl olabilir, o ben miydim? Çünkü çok iyi yaptığın bir alanda gidiyorsun. Yani ama çok daha iyi bir çok başındayım her şeyin. Yani bu ne güven böyle. Ama zaten iyi ki de öyle olmuş. O bugünlere taşıyor. Zaman zaman okuldan mahrum kalarak ancak 14 yaşında ilkokulu bitirerek buraya kadar geldin. Nasıl vaziyet? Yalnız hissediyorum annemle birlikte hayata mücadele konusunda. Kendimi o sırada yeterli bulmuyorum. Okumanın bana bu yolda imkan sağlayacağını ve bana destek olacağını düşünüyorum. Okumaya olan aşkın sanata yakın durma refleksin devam ediyor. Eline aldığın kalemi hiç bırakmıyorsun. Erken yaşta baba kaybı, eğitimde annenden destek görememen, maddi imkansızlıklara rağmen ayakta kalma çaban, karamsarlık ve çaresizlik duygunu ötelemene sebep oluyor. Mücadeleyi hiç bırakmıyorsun ve 24 yaşına geldiğinde ilk kez yazdığın bir hikaye Edebiyat Dergisi'nde yayınlandı. İnanılmaz mutlu oldum. Başardığımı hissettim. Bir gün karşına yine senin gibi sanata ilgi duyan bir adam çıkıyor. İlk görüşte aşık oluyorsun. 26 yaşında bu beyefendiyle evleniyorsun. Babamdan sonra bir güven duygusu, sığınacağım bir liman, paylaşımlarımla çoğalabileceğim bir insan. Ancak çok geçmeden evliliğinizde pürüzler başlıyor. Bir gün sessizce boşanıyorsunuz. Boşandıktan sonra ise eserlerinde artık soy ismi kullanmıyorsun. Sadece adın var. Eserlerinde hem eski eşinin hem de kendi soyadını kullanmamanın sebebi ne peki? Çok güzel bir adım var çünkü. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın usta kadın öykücüsü Firuzan, soyadını kullanmama sebebini şu cümlelerle açıkladı. O ünlenmiş soyadının bana sağlama ihtimali olan kolaylıklara hiç yanaşmak istemedim. Kaybetme duygusu sende ne uyandırıyor? Kaybetmek ne uyandırıyor yani? Ölüm... Mesela aşkı öldürür mü, ölüm bütün duygular için tamamlayıcı mıdır falan? Kaybetme deyince benim aklıma bir tek ölüm gelir ve yani kaybetmekten çok korktuğum bir tek kişi var şu anda. Onun dışında o da biliyor zaten bunu, ölmeyeceğim merak etme diyor. Annemden bahsediyor. Annemden bahsediyor. Ölmeyeceğim merak etme diyor. Ben de orada hemen bir rasyonalize ediyorum. Ne demek anne yani kazık kalkmayacağız ki hepimiz öleceğiz falan diye. Düşünsene yani bunu duymanın artık mutluluğun... Artık biraz büyüdüm anne diye. Hayır bunu duymanın mutluluğundan şey yapacak. Olur mu canım diye birdenbire bir mantık şeysi, abidesi olarak falan böyle abuk sabuk. Böyle enteresan konuşmalarımız oluyor evet evde. Yani ondan öte köy yok gibi geliyor bana. Ölüm. Evet. Kaybetmek eşittir ölüm diyorsun benim için. Evet. Hoşça kal.
1959 yılında Ankara'da yaşayan bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geliyorsun. Baba subay. Sen 1 yaşındayken Balıkesir'e taşınıyorsunuz ve ilkokul çağın geldiğinde eğitim hayatına bu kentte, yani Balıkesir'de başlıyorsun. Ama sonrasında babanın görevi sebebiyle şehir şehir geziyorsunuz. Bir çocuk için bu durum kimi zaman güzel, kimi zaman oldukça zor bir maceradır, hayat biçimidir. Kalıcı arkadaşlıklar kuramıyorsun mesela. Yalnız hissettiğin için kağıda kaleme sarılarak bir şeyler yazıyor, durmadan kitap okuyorsun. Ağrı, Çorlu, İskenderun farklı farklı coğrafyalar derken yıllar geçiyor ve ortaokuldan sonra liseden de mezun oluyorsun. Hiçbir yerde kalıcı olamamak, kalıcı arkadaşlıklar kuramamak sende bir eksikliğe sebep oldu mu? Biraz aidiyet duygusunu merak ediyorum. Bu seni zenginleştiren bir şey mi, yalnızlaştıran bir şey mi? Aidiyet duygusu insanı yalnızlaştıran bir şey diye düşünüyorum. Bir yere ait olma duygusu. Bir, tam olarak şöyle, hani sürekli yer değiştirmekten kalıcı ilişkiler, arkadaşlıklar kuramamak aidiyet duygusundan biraz hani o besleyen bir şeydir diye düşündüğüm için öyle kurdum soruyu. Ve habire yer değiştirmek tabii yalnızlaştırıyor mu insanı, yoksa kendi içinde zenginleşiyor mu? Çok kendi kendine yani meselelerini halleden. Ben kendi bakış açımla yalnızlaşırım gibi geliyor. Çünkü alıştığım şeyleri, devamlılığı benim için önemli hayatta. Çoğumuz için de böyle. O bir konfor alanıdır. O konfor duygusu insanı aslında tembelleştirir. Senin bakış açın daha doğru. Benimki değil, doğru olan. Ben böyle hissediyorum, sen öyle hissediyorsun. Seninki daha doğru. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüyle üniversite hayatına devam ediyorsun. Mezun olduktan sonra Ankara'da 5 yıla yakın memurluk yapıyorsun. Henüz 20 yaşındayken başladığın memuriyet sana çok da iyi gelmiyor. Her gün aynı şeyleri yapıyor, kendinden bile sıkılıyorsun. Neler yapabileceğini araştırıyor, iş başvurularında bulunuyorsun. Ama kimse sana bir dönüş sağlamıyor. Sense kendini geliştirmek, yeni bir düzen kurmak istiyorsun. Fırsat buldukça tiyatroya gidiyor. Özellikle de Ankara Sanat Tiyatrosu'ndaki ekiplerle arkadaşlık kuruyorsun. Kendine mesleki anlamda başka bir seçenek yaratabilir misin? Şu memuriyetten kurtulabilir misin? İstediğin için söylüyorum. Rutin bir hayat neden sana uygun değil? Yani işte baksana, sabahtan beri kendime bir onun yerine koyamama durumu var. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan arkadaşlarım falan var. Sanata meraklıyım anladığım kadarıyla. Mı? Evet. Yani oraya gidip o ekiplerle arkadaş olduğuna göre açık bir şekilde oralarda daha iyi hissediyorsun kendini. Bir de bir 5 yıl süren memuriyet, sürekli yer değiştirerek ilişki kurmakta zorlanan bir çocuk olarak büyüyüp rutin bir köksüz, işte olmak seni sıkıyor. Köksüzlük bu aynı zamanda. Yani köksüzlük, bir, yerde, bir tür köksüzlük gibi. Evet, doğru, çok doğru. Şey salamamak, kök salamamak. Memuriyet de tam kök salmak ya. Biraz tuhaf, çok acayip, bir ters tepiyor sende. Yani acayip bir şey, çelişkiler yumağı içindeyim, anladım. Anlamadım daha doğrusu. Biraz daha okuyalım bakalım. Peki. Tiyatroya gide gele çevren genişliyor ama işini değiştirecek kadar net bir kararın yok. Rutin hayat devam ediyor. Burada usta bir tiyatrocuyla arkadaş oluyorsun. Seni Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynayan senden 8 yaş büyük bir gençle tanıştırıyor. İzlemediğin oyun kalmıyor. Akşamlarını onlarla birlikte sanatla iç içe geçiriyorsun. Bu gence karşı ilgin, ayırdığın zaman artmaya başlıyor. Her anınızı birlikte geçiriyorsunuz. Aranızda adı konmamış henüz bir ilişki var. 1979 yılında bu gence bir film teklifi geliyor. Ve bu film çekimleri için kalkıp İstanbul'a gidiyor. Bu dönem 12 Eylül'e denk gelen zamanlar. Yani 12 Eylül 1980 darbesine denk gelen zamanlar. Sen de bu dönemde aktif olarak siyasette yer alan birisin. Yani siyasi görüşlerin var. O konuda fikrini, sözünü sakınmayan birisisin. Film için İstanbul'a giden genç, Ankara'da tiyatrosu da devam ettiği için iki şehir arasında mekik dokumakta. Onunla görüşmeyi ihmal etmiyorsun. Onun olduğu dünyada yer aldıkça yaptığın işten daha çok sıkılıyorsun. Yani onu gördükçe bu taraftaki rutin seni daha da sıkıyor. Yıllar böyle geçiyor. Ta ki 1984'e kadar. 84'te İstanbul'daki bir gazeteden sana iyi bir teklif geliyor. Gel burada çalış diye. Yazar olarak. Diye. Evet. Ne yapacaksın? 5 yıla yakın memuriyet hayatın oldu ama sıkıldın, farklı arayışlara girdin. Gazeteden gelen teklifi kabul edecek misin? İstediğin iş bu olabilir mi? Büyük bir özgürlük bu. Yani şu an hani kendi kimliğimle onun kimliğini örtüştürdüğümde acayip özgür hissedilen bir alan yazmak. Yani tüm yazdıklarının ötesinde
yepyeni, bambaşka ve gerçekten özlenilebilecek bir konum ve durum. Gidecek misin? Vallahi giderim. Gidiyorum. Gittim. Gittim. Peki İstanbul, yani teklifin İstanbul'dan gelmesinin bir anlamı olabilir mi? Şu genç de İstanbul'da, Ankara Zanaat'ta tanıştı. Yani körün istediği bir göze Allah vermiş, iki göz derler. Kaymaklı ekmek kadayıfı mı deniyor? Çift kaymaklı. Daha doğru bir şey. Ankara'dan ayrılıp İstanbul'a geliyorsun. Hiç yabancılık çekmiyorsun. Girdiğin ortama hemen uyum sağlıyorsun. Gazetede çalışırken edebiyatçı bir çevre ediniyorsun. Bir yayın evi kuruluşunda, bir derginin de mutfak ekibinde, yani daha kuruluşundan itibaren yer alıyorsun. Aynı anda film teklifi alan gençle İstanbul'da görüşmeye devam etmektesin. Sana kol kanat geliyor ve seni hiç yalnız bırakmıyor. Sense onun desteğiyle kendini daha güçlü hissediyorsun. İkiniz de işinden arta kalan bütün zamanı bütünüyle birlikte geçiriyorsunuz. Bu gençle Ankara'da tanıştın. Önce o İstanbul'a geldi ama aranızdaki bağ kopmadı. Şimdi sen İstanbul'dasın. Kader sizi kavuşturmuş olabilir mi? Birleştirmiş olabilir mi? Ne hissediyorsun ona karşı? Yani kader kesinlikle kavuşturmuş. Ve dediğin gibi çift kaymaklı ekmek kadayıfı olmuş. Birlikte çok zaman geçirmek yani hem iyi hem kötü. Ama ben severim birlikte bolca zaman geçirmeyi. Neden kötü? Aşınır mı? İlişki çabuk mu aşınır? Evet. Bakılır. Hiç aşınmıyorsa da büyük aşk olur. Çok büyük aşk olur. Yani hayat boyu bir sürü insan bunu aramıştır. Ama böyle mıcık mıcık olmayan insanlar da vardır. Bu ilişkide anladığım kadarıyla ben birlikte olma duygusundan bayağı hoşlanıyorum. Yani aktardığın kadarıyla ben öyle neyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum. Evet, iyi hissediyorum. Hayatında çok mutlu bir gelişme oluyor. Bu gençle aranızda öyle büyük bir bağ ve öyle aşırı bir sevgi, aşırı demeyelim, öyle büyük bir sevgi var ki asla ayrılamıyorsunuz. Bu yüzden de evleniyorsunuz. 1984 senin hem İstanbul'a geldiğin hem de evlendiğin yıl oluyor. Bu genç sayesinde sinemayla tanışıyorsun. İşinden arta kalan zamanlarda onun sinemacı dostlarıyla vakit geçiriyor. Setlere gidiyorsun, gazeteciliği de bırakıyorsun. Şimdi ne olacak? Aşkı buldun, işi bıraktın. Maymun iştahlıymışım ama ben. Buraya kadar mıydı? Yani yazma değil mi? İşleri. Ay, bayağı daldan dala şey yapmışım. Oyuncu yani mu olmak istiyorsun acaba sen? Vallahi bir kenarım istiyor gibi de duruyor vallahi. Bir kenarın istiyor. Yani evet, sen söylemesen ben söyleyecektim. Söyleyecek miyim? Eşinle öyle uyumlusun ki sen de oyunculuk yapmaya başlıyorsun. Bak. 92 yılında ilk kez bir filmde oynuyorsun. Eşin de seninle birlikte oyunculuğa devam ediyor. Hayatınızın bu dönemi setlerde geçiyor. Sanat dünyasının birçok ünlü ismiyle, müzisyenlerle, oyuncularla, yazarlarla, yönetmenlerle oturup kalkıyorsun. Arkadaş sofralarında onlarla bir aradasın. Geceniz, gündüzünüz karışıyor ve ama İstanbul'un en güzel zamanlarında çok güzel vakit geçiriyorsunuz. Yoğun tempo, uykusuzluk, sağlıksız beslenme derken eşinin sağlığı bozulmaya başlıyor. 93 yılında da onu pankreas kanserinden kaybediyorsun. 14 yıldır tanıdığın ve 9 yıldır da evli olduğun eşini kaybettin. Eşini kaybetmek nasıl bir duygu? Bu kadar da büyük bir aşklık. Tabii ki söylemeyeceğim ama ben bildim kim olduğunu. Tabii. Ama devam edelim. Sen olsun yok, şu anda. Yok, hayır. Yani format gereği söylenmiyor. Ben söylenmiyor. Bu insanları tanıyorum. Çünkü. Tabii. Çok, tabii hiç kuşkum yok tanıdığından. Yani. Çıkma rolden, devam et. Tamam, çıkma rolden. Tamam etmek üzereyiz. Güzel gidiyorsun. Tamam. Yani sonu şuydu, eşini kaybetmek. Ben diye şey yapamıyorum. Yani çok büyük bir acı çektiğini ve yıprandığını hatırlıyorum. Yani ben diyemiyorum şu anda. Acı çekiyorum, çok büyük acı çekiyorum. Çünkü çok seviyordum. Hakikaten etle tırnak gibilerdi, gibiydik peki. Çok genç yaşta bir hayat arkadaşın oldu. Onunla birlikte İstanbul'da yeni bir hayat kurdun. Şimdi yalnızsın. Mesleğine ve hayata onsuz nasıl devam edeceksin? Bir sığınak ya da bir yoldaş arayacak mısın, bulabilecek misin arayacaksan da? Buldum da zaten. Kim onlar? Arkadaşların mı? Dostların sanat mı? Sanat dünyasından çok önemli kişiler. Kişiler. Kişi ya da. Evet, artık hikayeyi bilerek konuşuyorsun ama. Ne yapalım? Ama söylemedim kim olduğunu. Söylemedin ama formatı da biraz devam edelim. Biraz bizle oynamaya devam edelim. Tamam, oyun oynuyoruz. Beraber oyun oynuyoruz. Çünkü. Peki. Sen kendi içine çekilmişken seni oradan çıkarmak isteyen biri var hayatında, bir müzisyen.
Ama her şeyden önce dostun, arkadaşın, yani müzisyenlikten önce, bu arkadaşın yapacağı albümde seninle çalışmak, şarkılarının sözlerini senin yazmanı istiyor. Bunun için neredeyse her gün kapına geliyor, söz yazman için seni uykularından uyandırıyor. Senin önüne müthiş bir iş yükü koyuyor ki acını unutabilesin. Bu sanatçı dostunla çalışmak sana çok iyi geliyor. Aşkın ve ölümün acısından biraz da olsa sıyrılıyorsun. Ama eşini hep çok özlüyorsun. Onun yokluğu seni çok zorluyor ve bu süreçte sen kariyerinin zirvesine ulaşıyorsun. Oyunculuğunun yanı sıra herkesin çok severek izlediği dizilerin senaristliğini yapıyorsun. Çok ünlü, çok seçkin ve çok sevilen bir sanatçısın. Muhtemelen artık herkes biliyor şu anda. Ekranları başındakilerde. Acılarını hafifletmek için çok fazla çalışıyor. Durmadan üretiyorsun. Acıların büyüttüğü, çevrendeki dostlarının derdine, tasasına çare olan bir kadınsın. Herkese ablalık, kardeşlik yapan birine dönüşüyorsun. Sanat, sinema çevrelerinde geçen zamanının dışında çok aşık olduğun eşinin özlemiyle yaşıyorsun. O her defasında burnunda tütüyor. Onun özlemi seni daha üretken kılıyor. Bulunduğun sektörde ismin herkes tarafından duyuluyor, başarıların takdir görüyor. Çok çalışarak acılarından kaçmaya çalışıyor, işine sığınıyorsun. Böyle geçen 18 senenin sonunda ne yazık ki sen de eşinle benzer bir kaderi yaşıyorsun ve akciğer kanserine yakalanıyorsun. Kaybettiğin eşin de seni tamamlayan şey neydi? Neden onu bu kadar özlüyorsun? Yani biraz şeyler birbirini tamamlar ya. Benim sakin deliliğimi onun delişmenliği dengeliyordu çünkü. Hı. Yani bittikten sonra da benim hani söyleyecek birkaç şeyim olacak hikayeyi bildiğim için. İlan edelim mi hemen? Hemen ilan edelim bence. Efendim Ayşegül hikayenin başında neredeyse anladı. Siz de muhtemelen anladınız. Geliyor. Ah canım Meral'cim. Masayı Madame Despina kirli beyaz muşamba örtüleri ser, çek sidiri asmanın altına, yanında bir ince müzeyyen abla. İkimizin de arkadaşı, çoğumuzun sevgilisi, canımız Meral Okay. Evet. Sözlerini Meral Okay'ın yazdığı, bestesi de Ara Dinkyan'a ait olan Yine Mi Çiçek adlı şarkıydı bu dinlediğimiz. Şimdi biraz kendisinden bahsedelim. Senarist, oyuncu ve söz yazarı Meral Okay, 2011 yılında akciğer kanserine yakalandı. En büyük destekçisi, birlikte şarkı sözü yazdığı Sezen Aksu'ydu. Hatta gönül tellerimizi titreten diyelim Yine Mi Çiçek adlı şarkı Meral Okay'la Sezen Aksu'nun ortak çalışması. Meral Okay, İkinci Bahar, Yeditepe İstanbul gibi harika dizilerde oynadı. Yasemince, Asmalı Konak ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerinde senaristiydi. Çok aşık olduğu eşi Yaman Okay'la tanıştıran onu Ankara Sanat'ta tabii ki Rutkay abiydi, Rutkay Aziz. Meral Okay, Yaman Okay'la aşkın en saf halini yaşadı. Fakat Yaman Okay çok genç yaşta, 41 yaşında pankreas kanseriyle hayatını kaybetti. Meral Hanım'sa, Meral'se eşinin özlemiyle yaşadığı 18 yılın ardından 2012 yılında 53 yaşındayken sadece hayata veda etti. Kendisini meşhur aşk tanımıyla bir kez daha
analım. Şöyle diyor. Aşk kendinden vazgeçme halidir. Kendi benliğini ezmeden biz olabilme halidir. İnsan egosu denetlenmesi en güç olan şeydir. Bunu ancak aşk becerebilir. Sadece aşkla üstünden atlayabilirsiniz. Bu ateşle yanma hali o kadar derin, için yanıyor ki dönüp bir başka ölümlüyü yakmaya el vermiyor insanın içi demiş. Yani Meral Okay ile ilgili söylenecek o kadar çok şey var. Çok fazla şey var. Çok fena. Sen demin... Sen de nasıl? Dedin ya aşkı tarifleme ile ilgili bir sorun vardı. Ya o kadar güzel tarif edilmiş ki yıllarca. Mesela bu sonuncusu da hani noktayı koymuş gibi Meral'in ikisi. Yani çok acayip. Yani şu kısmı insan. Sadece aşkla üstünden atlayabilirsin. Bu ateşle yanma hali o kadar derinden için yanıyor ki dönüp bir başka ölümlüyü yakmaya içi el vermiyor insanın. Çok yani. Derin, fazla derin. Ben şeyi tanık olmuştum. Ben bir kere Meral'in evinde kaldım Bodrum'da. Komodin vardı, küçük oda işte o taş evler. Böyle gece bir mendil mi bir şey lazım geldi. Çekmeceyi açtım belki vardır diye. Orada bir babaannem rahmetli pusula derdi. Böyle bir ufak kağıda yazılmış ama böyle açar açmaz yani hani hemen kapatmadım. Hemen orada yani. Hemen orada. Yani özel olarak karıştırılmış diye bir şey. Saklanmış da değil evet. Yani orta yerde neredeyse. İnanılmaz güzel cümlelerle Yaman Meral'e bir şey yazmış. Şu kadarcık bir şey. Yaman abi sağ değil tabii o zaman değil mi? Değil. O kağıt da oradaymış evet. Tabii. O kadar etkilendim anlatamam sana. Çok birlikte zamanlarımız oldu şeyde bu Levent'in orada Ecebar vardı bir zamanlar. Ece Aksoy. Orada çok güzel zamanlarımız oldu. Sonra Yaman benim klibimde oynadı. Evet. Kara Sevda klibimde oynadı. Benim eski hayat arkadaşımın da çok iyi dostuydu. Birlikte çok zamanlar geçirdik. Yani çok değerli insanlardı. Ama çok yani hüzünle dolu bir mutluluk oldu benim için onu anmanız. Anmamız evet beraber andık. Nur içinde yatsın dünya içinde güzeli yatsın. Meral Okay. Onu çok seviyoruz, çok evet, özlüyoruz. Evet, hakikaten. Ve hiç unutmayacağız. Bir kadındı o. Ve hiç unutmayacağız. Biraz bu fotoğraflar kalsın biz üstüne devam edelim. Evet, evet lütfen. Var mı senin de böyle büyük bir aşk hikayen diyeceğim. Zaten o 10 yıllık hikaye seni işinden alıkoyacak kadar büyükmüş daha ne olsun? Yok yani konfor alanımdı. Rahat ettiğim bir zamandı. Hayatta insan kendine böyle teneffüsler verebilmeli. 10 yıl çok önemli bir zaman kabul ediyorum ama değilim. Kendi içinde bir şey yapabilmeli insan. Tam öyle lazım olmuş. Nasıl? Öyle lazım o sıra gelmiş. Öyle yani. Lazım gelmiş gerçekten. Yani kendinle ilgili bir şey yapıyorsun. O sıra rahatsın tamam. Çünkü bizlerin işi hep bir şeyi kovalamakla geçiyor. Daha doğrusu biz kovalamıyoruz ama yapa geldiğimiz işin içerisinde kendimizi kovalıyoruz belki de. Evet, kendimizle yarışıyoruz. Kendimizle yarışıyoruz. Bu büyük bir efor baktığında. Yani etrafta yarışacak kimse bulamazsak kendimizle yarışıyoruz. Evet. Yani. İşimiz öyle bir iş. O yüzden o bu teneffüs bana çok iyi geldi. Ama büyük bir aşk mıydı ondan emin değilim. Tamam belli ki sır vereceksin, sır vermeyeceksin. O zaman şeyi sorarım ben de ilk aşkını hatırlıyor musun? Ay hatırlıyorum. İsmini de hatırlıyor musun? Tabii. Bak hemen söylüyorsun. Onu söylerim pıt pıt. İlk aşk. Geri dönme gelmez çünkü çıkıp diyorsun. Öbürünü söylersen çıkıp gelebilir mi acaba onun için mi? Yani aynı suda iki defa yıkanılmaz. Kimse de çıkıp gelmez. Böyle şeyler var. Yani yaşanmışlık. Çünkü zamanla kirleniyor her iki tarafta. Evet, o kiri dünya temizlemek... böyle giderse çok aynı sularda yıkanacağız ama. Orası öyle de. Hayır yani ilişkiler de kirleniyor. Başkalarıyla oluyor bilmem ne falan filan. Ondan sonra oturup onun muhasebesi mi yapılacak? Hiç. Yani olmamış gibi mi davranacaksın? Öyle bir dünya yok. Yok. Yani bir yerden
bir şey çıkıverir. Bir borudan bir şey sızar, bir delik oradan su basar evi falan filan. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Bazı çatlaklardan da ışık sızar ama önünü görürsün falan, o da var. Aa, sen bayağı iyi niyetli bir bakış açısı sergiliyorsun. Hayatta her şey olabilir diye. İlk aşkın adını söyle. Ha, ilk bari. Aşkım Mehmet. Mehmet. Mahalle komşumuz, hatta bana böyle kitaplar verirdi. Ben de ipe bağlanmış bir sepet vardı, onu sallardım. Babam bir gün yakaladı. Gel iste diye. Çocuk daha 6-7 yaşında filan. Seni istemesini mi söylüyor? Ha, gel iste diye. Mehmet tabii. Düşük payı. Hayır yani. İstiyoruz işte, daha ne isteyeceğiz falan diye mi aşağıdan? Böyle babamın çok şeyi oldu. Yani ben okul arkadaşımla yürürken falan filan yolda, ama sadece arkadaş. Yani istemeye gel mahcup falan diye. Çok büyük mahcubiyetler yaşadım. O acaba babanın seninle ilgili kıskançlığının bir tezahürü müydü? Kesinlikle. Humorlu bir tezahürü değil mi? Şeyde basın plajı vardı. Böyle bikinili. Ben daha gelişkin bir kızdım. Yani nerede? Şeyde, Florya'da. Florya'da. Basın plajı vardı. O İslam şüpheler falan filan, evet, hep evet. Orada böyle işte şeyler yani içilirdi, yenirdi falan filan. Akşamları da kalırdı. Kalınırdı, evet. Gündüzki bu deniz mesaisi. Kıyafetler akşama değiştirilir, şile bezleri giyilir ve tabii. Sofralara oturulurdu. Bana bikiniyle görüp mesela, yani sapıklık her zaman varmış. Arkadaşları da böyle yan gözle bakarlardı bana. Babam da bunu fark edince gömleğini verirdi üstüme. Yani böyle korunmalarla başa çıktım ömür boyu. Ay, bir şey oldu. Benim ayağım düştü. Deprem aşağı. Oluyor zannettim abi, benim bu ne kuvvet. Maşallah diyorum yani, başka bir şey demiyorum. Peki, Meral'le ortak noktalarım var, Meral Okay'la. O 5 yıla yakın memurluk yapmış. Sen de öğretmenlik yaptıktan sonra 6 yıl porselen fabrikasında çalışmışsın. Yıldız Porselen'de çalıştım. Nasıldı o süreç? Ne kattı sana, anlatır mısın biraz? Ben her yaptığım işte eğlenecek bir şey bulurum. Yani hayatta eğlenecek bir şeyler bulabiliyorsan hayat senin için daha yaşanabilir bir hale geliyor. Yani işte büyüdükçe hayat daha zorlaşıyor. Günümüzde çok daha zor. Mesela antidepresan kullanmıyorum ben ve bu çoğu günümüzde büyük bir başarı olarak bence ele alınması gereken bir şey. Yani antidepresansız adım atmıyor kimse de, o yüzden. Onun için böyle hep böyle eğlenceli taraflarını bulurum hayatın. Ama daha ileride ne olacak gerçekten bilmiyorum. Şu an iyi yani. Galiba o eğlenceli taraflardan biri evlilik değil senin için. Değil, evet. Kısa bir evliliğin var. Evlilik eğlenceli başka bir şey bir değil. Başka bir Mehmet'le. Evet, başka bir Mehmet'le. Mehmet Teoman'la. O da 6 ay sürdü. Evet, çabuk fark etmişsin en azından, etmişsiniz belki de bu olmayacak diye, onda da bir hayır vardır. Ama çalışmak çok güzel bir şey herhalde değil mi Mehmet Teoman'la? Yani ben o sırada tam bir şey, ya eş rolündeydim. Yani öyle eştim mi? Ben. Ha. Yani birlikte bir şey üretme öyle falan öyle şeylerimiz yoktu. O benimle işte Hastane ve Yorgun Mutlu'yu yapmıştı ilk. Bir 45'lik olarak. Hı hı. Ben ondan o anlamda yararlanmadım. Çünkü ondan sonra da hayatıma bir müzisyen girdi. Çok yıllar süren bir ilişki bu. Yani ben birlikte olduğum, yani eşlerimle iş ilişkisine girmedim hiç. Anladım. Belki de yani onu bir menfaate dönüştürmedim. Hı. Aslında İyi biraz bir şey, Firuza'nın yaptığı gibi bir şey. Evet, iyi bir şey olabilirdi belki ama böyle yapmadım. Belki de çok iyi sonuçlar çıkabilirdi. Çok da iyi olabilirdi. Bu yani menfaat demeyelim, acımasız olur. Karşılıklı yaratım profesyonel süreci diyelim. Karşılıklı sana. Bir yaratım süreci diyelim. Ha. Öyle bir şey çok yaşamadık. Tabii ki birbirimize destek olduk birçok konuda ama yani ilk evlilik için aynı şeyi söylemiyorum. Güzel. İyi atlattım hala soruyu. Ama ben de kibarım, kurcalamıyorum bir şey. Kibar kibar dinliyorum. Yani bundan hiç en ufak bir şüphem olmadı ki. Herkes bu dünyaya güzel bir şeyler bırakmak ister. Bu anlamda senin şarkıların, kitapların, hayat verdiğin karakterler, oynadığın karakterler, belki oyunculuğundan da bahsetmeni dilersen. Dünyaya iyi şeyler bırakmak sana ne hissettiriyor? Mesela vasiyet nedir yani? Başka nedir ki? Evet, bir vasiyet yazmaya gerek var mı bilmiyorum. Zaten böyle bir şeyim de yok, benim çocuğum yok, bir şeyim yok. Ama bu bir vasiyet bu. Bırakılanlar bir vasiyet, evet. İyi anılmak ister insan bu dünyadan gittikten sonra. Benden sonrası tufan durumu da var tabii. Sen yoksun.
Sen yani, hangisin? İyi anılmak isteyen mi? Benden sonra Tufan diyenlerden misin? İyi anılmak isterim tabii ama aynı zamanda benden sonra da Tufan i̇kisini, yani. İkisini hani, tercih ederiz. Ha, tabii yani nasıl bilirdinize adet üzere iyi bilirdik derler ama o iyi bilenlerin arasında, diyenlerin arasında iyi bilmeyenler de var. Yani adetler evet. Başka, gerçek başka. 8 albümüm var senin. 8 uğur sayım. Evet, ondan biraz bahsedin. Niye öyle? Bilmiyorum. Neler oldu 8'li hayatımda yıldır? Hep 8'li yıllarda bir şeyler oldu. Hep. Ha. İşte en büyük aşkımla 8. ayın 8'inde tanıştım. Ki biz onun kim olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Evet. Kitabımda yazarım bir ara. İlgilenirlerse alır okurlar bilmiyorum. Fazla cool bir davranış oldu sanırım. Fena değil bu nokta. Evet buradan evet. İlerlemeliyim ben. Evet. Evet, Eurovision'a işte yani 78 yılında evlendim. İlk evlilik. 81 yılında Eurovision falan. Yani hep 8'li. Ay 28'inde doğdum. 18. Falan. 88 ilk albümüm. Yani bunlar yani tevafuk mu? Bu ne bu şimdi sence? Çok çalışmak. Her 8'de bir şey yapıyor oluyorsun demek ki. Sen şey tabii oralarda değilsin. Yanlış çok bir şeye sordum. Çok fazla rasyonize bir Ahmet olmuşsun. O albümde Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Göksel, Gökhan herkes. Türkmen ve Harun tabii Tekin Harun gibi Tekin. Çok değerli müzisyenlerle çalıştın. O albüm nasıl ortaya çıkmıştı? Çok parlak bir albüm olduğunu düşünüyorum ben. Birlikte çalıştığım o sıra menajerim ve onun ortağı böyle bir fikir attı ortaya. Bence çok güzel bir fikirdi. Şarkı söyleyebilen bestecilerin. Eserlerinden oluşan. Tabii ki 8 adet olması gereken bir albüm üzerinde fikir müthiş birliğine bir format vardık. Biraz single değil, değil falan. Böyle, 8 böyle bir yani. Şey daha önce yapılmadı galiba çünkü. Ümit Ünal'ın 9 diye filmi vardı. Var mesela. Değil mi? Nefistir. Fındık 8 var şeyinde. Fındık rahmetlerin. 8 var. Neydi adını dur. Ne diyecektim? O müzisyenlerle şarkı söyleyebilen. Şarkı söyleyebilen müzisyenler. Yani böyle bir şey daha önce galiba yapılmadı. Çünkü insanlar genellikle şarkıcı arkadaşlarımız kendi şarkılarını başka sanatçılarla, gruplarla söylemeyi tercih ediyorlar. Ya da onların şarkılarını söylüyorlar. Böyle evet, albümler doğru. Yapıyorlar. Günümüzde albüm falan da zaten. Kaldı. Yani yapan var ama... Dijitale koymak için neredeyse değil mi? Artık? Tamam ama yani kediye bile ufak ufak tek tek verdiğinde yiyor. Böyle 5 tane ekmek parçası ver önüne onu yemiyor. Tek tek. O yüzden o tek tekler aslında bayağı saygıdeğer bir şeymiş. Biz deliler gibi. 10-12 şarkı yapmak 10-12 ne demek şarkı, Ahmet? Tabii, bir düşünsene. 15. Tabii tabii. Çok korkunç haklısın. Yani çok hani haklısın. Ve içlerinden 2-3 tanesi. Tamam sevilen şarkılar oluyor. Gölgede kalan çok şarkı oluyor. 15 şarkıdan, 12 şarkıdan 12 post çıkacağı yerde siz bir post çıkartmakla yetinmişsiniz uzun yıllar. Evet, hakikaten öyle. Hiç ticari görünmüyor. Hiç ticari değil. Dünyalar kadar para ki şimdi hele zaten albüm yapmaya falan kalksan apartmanın olup onu satması falan gerekir. Yine de ben söyleyeyim Ayşegül. Albümler, CD'ler, plaklar hepsi bende gırla ve açıp açıp onları diliyorum. Koyuyorum, plak çalıyorum, ediyorum. Tamam ben dijitalden de tamam o şeye bakıp o uygulamayı açıp bazen bir şey dinlediğim oluyor ama ses kalitesinden tut da bilmem neye kadar eskileri çok özlediğimi söylemeliyim. Yani ben kendi diskoteğimden vazgeçmem. Çok iyi yapıyorsun. CD'lerimden, plaklarımdan böyle düşünen ve yaşayan çok fazla insan var. Hala da plak satın alıyorum ayrıca. Hala da ne plak güzel. Basılıyor. Şahane oluyor şey yani onunla. Ama sen çok haklısın yani. Evet şimdi birer birer veriliyor her şey teker teker. Evet öyle. Az az. Az ve az sık sık. Çok daha zor neden diyet biliyor gibi. Musun? Az az sık sık diyet gibi. Neden zor biliyor musun? Nokta atışı yapman lazım. Evet. Yani 12 şarkıdan bir tanesi omuz hit atıyordu. Olacak. Evet. Ama şimdi öyle değil. Yani öyle bir şey seçmen lazım ki tam 12'den vur. Peki Ayşegül bir de eskideki sıkıntı biraz da şu muydu? Tek tek çıkartsan 5 tane hit çıkabilecek bir albüm de bir büyük hitin gölgesi altında kalıyordu geriye kalan tüm şarkılar. İşte böyle onu bir söylemeye şey çalışıyorum var, yani gölge şarkılar dolu olmasın. Tüm albümlerde. Zaten senin gerçek dinleyicin onları bilenler hepsini, oluyor. Tabii tabii. Yani mesela konserlerde de daha bilinen şarkıları söylüyorum. Tabii. Yani bu çok fena bir şey aslında. Ben daha fazla şarkı, daha değişik şarkılar ve... Evet. O zaman çok tepki alamıyorsun.
Mesela senin en çok hatırladığın, sevdiğin şarkıların hit olanların içinden bir tanesi mi? Varsa bir tane öyle. Ya yani onu çok seviyorum dediğin. Yoksa mesela çok da o kadar bilinmeyen başka bir şarkını mı en çok seviyorsun? Onu merak ediyorum. Bu yeniler vardı. Benim hangi albümümdeydi o? Alev Alev'deydi galiba, evet. Onu ben Ceylan'ın programına çıktım. YouTube programına. Evet, Ertem. Birlikte söyledik. Ondan sonra bir viral oldu. O da geldi buraya. Çok severim, bayılırım. O da beni çok sever. Böyle bu genç arkadaşlarımla o kadar şahane, uzaktan da olsa ilişkilerim var ki. Geçen bir ölçü konserde bence. Yasemin Nuri ile karşılaştık falan. Ben seni bulacağım diyor. Ben seninle konuşmak istiyorum. Ben seni bulacağım. Sana geliyorlarmış biliyorum. Ben de geleceğim dedi. Henüz gelmedi. Yasemin bekliyorum. Bayılıyorum onlara. O kadar tatlılar ki anlatamam. Neydi söylediğiniz şarkı? Yeniler. Ha, yenilerden söylüyorsun. Ne kadar güzel. Yok, yenilerden söylemedim. Yeniler şarkının adı Yeniler. Pardon. Böyle şeyler. Bize de biraz mırıldansan. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ceylan değilim biliyorum ama. Hayır. Yani, tamamen tenzih ederek söylüyorum seni ve kendimi. Böyle şey, böyle eski yeteneksiz böyle sunucular falan olurlardı ya. Hani bana böyle program. Hayır ha. Demiyorum. Tenzih ediyorum dedim. Hayır demiyorum. Böyle hayır, böyle bunu bilerek yaparlardı. Bizim spontan oldu yani. Son derece şey doğal oldu. Onları böyle komiklik olsun diye öyle metinler yazılırdı falan. Yenileri söylememi istiyorsun. İstiyoruz. Bir yudum su içeyim bari. Tabii. Madem bardak da kırmızı tabii. İstiyoruz. Şu anda 80 milyon Türkiye ile birlikte. Sen ve diğerleri yeniler, başımı döndürenler, gizlice karalanan isimler, yeni sözler, izinler, yepyeni üzüntüler, ağır gelen kederler, gizlice yaşanılan hüzünler, yeni sözler, izinler, yıpranıp yaşlanan, eskiyen bir ben, tersine dönen bir çember, merkezinde ben, yeni olan sizler, yenilmeyen ben, tersine dönen bir çember, merkezinde ben. Ondan sonra da refren kısmı var. Evet. Bu aşk senden daha eski, içimdeki ateş eski, giden gelen dönen gibi gözlerdeki bir şey eksik. Böyle şey, hiçbir şarkı bu şiir şey formunda söyleyemem ben, biliyor musun? Niye söylemezdik öyle? Çünkü melodisi öyle yerleşmiş. Sende öyle yerleşmiş. Bizde de sahnede de hareket dizgesiyle replik örtüşür oyuncusun biliyorsun. Yani öyle daha kolay hatırlarsın. Çok yoksa daha şimdi kolay. O sahne nasıldı tiyatroda desen hemen gelmez. Tiyatroda bu çok daha geçerli bir şey tabii, değil tabii, mi tiyatroda? Tabii muazzam geçerli. Ha, yani dizilerde mizanseniyle birlikte. Hayır, dizide ona vakit bile olmayabilir. Yani senin sözlerinin mizanseni de notaları. Hala yani. Son dakika mı veriyorlar? Şey mi? Ağlama şeylerini mi? Hayır. Senaryoyu. Duruma göre değişiyor. Sahi. Evet evet. Çok zor bir şey o. Çok zor. İyi olmuş mendil çok verdiğim can sıkıcı. Bu arada. Ne yaptın? İyi olmuş diyorum mendil verdiğim. Ha evet, bayağı silindim değil mi? Yani ben neyi sileceğimi bilemedim ama sen uzattığın için silinmeyeyim dedim. Hayır, senaryo dedim olarak yani. Şey yaptım, canlandırma senaryo yaptım olarak ama. Yani. Evet. Ben senaryoyu silinmiş oldum. Sen şimdi senaryoyu peki, evet. Şimdi ben geçiyorum şey kısmına. Sor bir tane aklın olsun. Hadi. Bir tane zaten yani, program bitiyor. Ayşe geldi soracak. Şey, söyle adını. Senaryoyu kağıttan mı okumak yoksa dijitalden böyle şeyden mi okumaktan ya hoşlanıyorsun? Ya niye benim yaşlı görünmem için her şeyi yapıyorsun? Çünkü tabii ben, ki senaryodan okuyorum. Çünkü ben de öyleyim benim, yani. Bu anlamda yaşlılığı katiyen inkar etmiyoruz. Ekrandan ya da telefon ekrandan veya şey bilgisayar ekranından okurken akıyor. Beynim, gözlerim akıyor yani. Onun için senaryoya evet, bakmam lazım. Ben üstüne lazım. Not falan da alırım, çizerim, yazarım. Tiyatroya gide gele çevren genişliyor ama işini değiştirecek kadar net bir kararın yok. Rutin hayat devam ediyor. Burada usta bir tiyatrocuyla arkadaş oluyorsun. Seni Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynayan senden 8 yaş büyük bir gençle tanıştırıyor. Bu gence karşı ilgin ayırdığın zaman artmaya başlıyor. Her anınızı birlikte geçiriyorsunuz. Birlikte çok zaman geçirmek yani hem iyi hem kötü. Ama ben severim birlikte bolca zaman geçirmeyi. Neden kötü? Aşınır mı? İlişki çabuk mu aşınır? Evet. Bakılır. Hiç aşınmıyorsa da büyük aşk olur. Çok büyük aşk olur. Hayatında çok mutlu bir gelişme oluyor da evleniyorsunuz.
92 yılında ilk kez bir filmde oynuyorsun. Eşin de seninle birlikte oyunculuğa devam ediyor. Yoğun tempo, uykusuzluk, sağlıksız beslenme derken eşinin sağlığı bozulmaya başlıyor. 93 yılında da onu pankreas kanserinden kaybediyorsun. Acı çekiyorum, çok büyük acı çekiyorum. Çünkü çok seviyordum. Sen kendi içine çekilmişken seni oradan çıkarmak isteyen biri var hayatında, bir müzisyen. Bu arkadaşın yapacağı albümde seninle çalışmak, şarkılarının sözlerini senin yazmanı istiyor. Bu sanatçı dostuna çalışmak sana çok iyi geliyor. Aşkın ve ölümün acısından biraz da olsa sıyrılıyorsun ve bu süreçte sen kariyerinin zirvesine ulaşıyorsun. Senarist, oyuncu ve söz yazarı Meral Okay şöyle diyor: aşk kendinden vazgeçme halidir. Kendi benliğini ezmeden biz olabilme halidir. Bu ateşle yanma hali o kadar derin, için için yanıyor ki dönüp bir başka ölümlüyü yakmaya el vermiyor insanın için. Kendi hayatını, senaryosunu harika yazan birisin. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Bizle samimi bir şekilde duygularını paylaştığın için, ahiret sorularıma cevap vermeye çalıştığın, çoğu zaman da harika cevaplar verdiğin için teşekkür ederiz. Gözümüz üstünde Ayşegül. Daha hiçbir yere gidemezsin, hiçbir şeyi bırakamazsın. Aşık olup 10 yıl ara veremezsin. Devam et çünkü biz seni izlemeyi çok seviyoruz. Nalır izlemeye devam edin o zaman. Yani sağ çok teşekkürler Ahmetciğim. Sağ ol. Çok var mı bir söylemek istediğin son bir şey, bir hakaret, bir şey yani memnun değilsen? Estağfurullah, olur mu öyle şey? Senin öyle bir hakkın var. Yani gelirken buraya çok düşündüm. Hani programın hakkını verebilir miyim acaba? Evet. Mahcup olur muyum Ele Güne diye. Yani hayır, seninle olan bu dost ilişkim tabii ki buna izin vermezdi ama o kadar farklı bir format ki. Hani bugüne kadar çalmadan oynamamışız. Çalmışlar, biz de oynamışız. Röportajlara cevap vermişiz. Bu zahmetli değil mi? Bambaşka bir şeyin içine giriyorsun. O yüzden biraz yani çok cesur buraya gelen arkadaşlar. Doğru. Ve çok hakikaten doğru. Öyle. Çok ben doğru. De kendimi cesur ilan ettim. Umarım mahcup olmamışızdır. Aa, değilsin. Çok teşekkürler bütün ekibe tekrar. Ve sana. Sağ ol, var olun. İyi ki buradaydın. Efendim, harika Ayşegül Aldınç'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta yeni bir empatide buluşmak üzere. İyi geceler.